Herkese mutlu günler, güzel yarınlar diliyoruz. Cumanız mübarek olsun. Cuma'yı iyi geçirin. Hafta sonu da inşallah iyi, istediğiniz gibi güzel geçer. Hafta başı bize lazımsınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten selamlıyor. Hemen başlıyoruz. Dün gece, bugün neler oldu, neler oluyor? Dünyada, Türkiye'de başlıklar haline getiriyoruz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Bu buluşma aşağı yukarı 50 dakika kadar sürdü. Buluşmanın ardından bir yazılı açıklama yapıldı. Pek çok konuda görüş alışverişine bulunulduğunu anlıyoruz. Bu yazılı açıklamaya baktığımız zaman... Ama asıl tabii önemli olan Kuzey Irak'ta 25'inde yapılması planlanan referandumla ilgili olarak Amerika'nın da Türkiye'nin de benzer bir tavır ortaya koyması. Ona birazdan bakacağız. Yani o buluşmaya, Erdoğan-Trump buluşmasının detaylarına bakacağız. Bir yandan da Barzani'nin referandum ısrarı devam ediyor. Türkiye'de buna ilişkin olarak politika belirlemeye çalışıyor. Bugün bununla ilgili çok kritik bir toplantı var. Milli Güvenlik Kurulu toplayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağını tozuyla Amerika'dan gelir gelmez Milli Güvenlik Kurulu toplantısından kuşkusuz bir karar çıkacak. O kararı göreceğiz ve yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkere gündemiyle acil toplanıyor. Bu tezkere gündemiyle acil toplanıyor demek aslında bakarsanız hafta başında çok yeni gelişmelere gebe bu coğrafya demek gibi okunacak. Ona da birazdan bakıyor olacağız. Hakkari'nin Buzullağı bölgesinde güvenlik güçleriyle terörist arasında çatışma çıktı. Orada bir vatan evladını şehit verdik. O operasyona dair detayları da, o çatışmaya dair detayları da sizlerle paylaşacağız. Dün gece Atatürk Havalimanı'nda bir kaza yaşandı. Bir özel jet lastiği patladı kalkıştan hemen sonra. Dönüş izni istedi. Atatürk Havalimanı'na döndüğünde uçağı yere indiremedi ve orada yere sürterek durabildi. Uçak yandı. İçinde iki pilot, bir mürettebat ve bir yolcu hafif yaralandı. Çok şükür çok ciddi bir durum yok ama uçak kazasından çarpıcı görüntüler var. Onları birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve enteresan bir gece yaşadık. Dün akşam yatarken bildiğiniz yaz mevsimiydi. Sabah doğrudan kışa uyandık. Hani böyle bazı şeyler vardır ya, böyle hani filmler vardır ya, böyle birdenbire yatarsınız, yaz sabah bir kalkarsınız. Aynen onun gibi. Gece sıcak bir gecede yattık, bunaltıcı bir gecede yattık. Sabah kalktığımızda bildiğiniz kış mevsimi gelmişti. Ne oluyor havalara? Onun da detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Uyandırma servisi başladı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump dün bir araya geldi. Aşağı yukarı 50 dakika kadar sürdü bu görüşme. Ve başta tabii bölgesel meseleler olmak üzere, nedir o bölgesel meseleler? Birazdan tek tek hepsine bakacağız. Pek çok konu masaya yatırıldı iki liderin buluşması sırasında. Ama ağırlıklı olarak çıkan mesaj 25'inde yapmayı Barzani'nin planladığı referanduma dair olarak ABD'nin de Türkiye'nin de liderlerinin hemfikir olduğu konusuydu. Thank you very much and it's a great honor and beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta bir araya geldi. President, thank you very much. It's a great honor to have you in the United States. Thank you. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımak büyük bir şeref ve ayrıcalık. O dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız. Erdoğan'a teşekkür eden Trump açıklamasını "sizi ABD'de görmek büyük bir şeref" sözleriyle tamamladı. President, thank you very much. It's a great honor to have you in the United States. Thank you. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Trump, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'de ağırlamanın harika olduğunu söyledi. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada iki liderin Kuzey Irak'taki referanduma karşı oldukları ifade edildi. Bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağı vurgulandı. Bölgesel konularda işbirliğinin arttırılması gerektiği belirtilen görüşmede, terörle mücadelenin de kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalındığı belirtildi. Erdoğan bu buluşma öncesinde Reuters'a konuştu. Zaten hani daha sonra katılacağı buluşmada da neler konuşulacağı meselesi Reuters'a verdiği mülakatta belirgin biçimde çıkıyordu ortaya. İşte Erdoğan'ın Amerika'da Türk-ABD ilişkilerine dönük olarak vermiş olduğu, açık kaynaklardan vermiş olduğu mesaj. Atacağımız yeni bir adım daha var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası haber ajansı Reuters'a özel mülakat verdi. FETÖ elebaşının iadesi hakkında ABD yönetimine seslendi. Bakın, siz bizden teröristler istemişsinizdir. Biz size 12 terörist benim başbakanlığım döneminde verdik. Yargıda olanlar, olmayanlar vardı. Ama gerekli olan bütün prosedürü işlettik ve verdik. Şimdi bu adamlar henüz yargıda değil. Yargıda olmadığı halde biz bu adamları istiyoruz. Bunu bize verin. Niye vermiyorsunuz? Cumhurbaşkanı ABD'de hem terör örgütü FETÖ hem de PKK'nın faaliyetlerine devam ettiğini hatırlattı. PKK aynı şekilde yine burada örgütleniyor. PKK'nın da burada çok ciddi bir örgüt ağı var. Bunların hepsini bildir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi adeta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede teröristlerin barındığını görmek bizi üzmektedir. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin soruları da yanıtladı. Parlamentonun olağanüstü toplanacağını belirtti. Hükümetimizin yurt dışına asker gönderme kararı söz konusu. Bunu parlamentoya getirecek. Dolayısıyla parlamento olağanüstü toplantıya çağrılmak suretiyle parlamentodan yurt dışına asker gönderme kararını çıkaracağız. Ve bunun çıkarılmasıyla da tabii buradaki şu andaki süreç çok daha farklı bir istikamette gelişecektir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ile yaşanan sorunlara da değindi. Türkiye'ye düşmanca açıklamalar yapan siyasetçilerden Merkel'i ayrı tuttu. Dikkat edin, bu süreç içerisinde Merkel bana göre çok daha önemli bir politika gütmüştür. Ve Merkel herhangi bir saldırıya girmemiştir. Onun için de ben bazı açıklamalar yaptım. Oradaki bütün soydaşlarımıza bir açıklamada bulundum. Dedim ki Türkiye düşmanlarına oy vermeyiniz. Kim ki Türkiye dostudur, oylarınızı onlara veriniz. Kimlerin Türkiye düşmanı olduğunu benim Almanya'daki soydaşlarım gayet iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanı Beşar Esed hakkında da konuştu. Biz Esed'in Suriye'de iktidarda kalmasını cinayet olarak görüyoruz. Çünkü Esed denilen bu adam devlet terörü estiren birisidir. 1 milyona yakın insanı öldüren budur. Ve bunlar kendi vatandaşıdır, kendi halkıdır. Ve bütün bu sivilleri öldüren, kimyasal silah kullanan, konvansiyonel silahları kullanmak suretiyle, ağır konvansiyonel silahlar kullanmak suretiyle bunları öldüren bu kişiyi iş başında tutmanın demokratik hukuk devletlerinde bir yeri olabilir mi? Ve
geldik kritik MGK'ya. Normalde 27 Eylül'de yapılması bekleniyor ya da planlanıyordu. Yani bu ay yapılacaktı fakat 27'sinde yapılacaktı. Ancak Barzani'nin 25'inde yapacağını duyurduğu referandum konusundaki ısrar ve bu konudan geri adım atmaması MGK takvimini de değiştirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü ayağının tozuyla beraber Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Buradan çıkacak olan, yani bugün yapılacak olan MGK'dan çıkacak olan karar ve elbette yarınki meclis oturumu kuşkusuz ki Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yapılacak olan referandumla ilgili olarak yol haritasını da belirlemeye yardımcı olacak. Sayın Barzani bizim bu konuda ne düşündüğümüz gayet iyi biliyor. Bu konuyla ilgili nihai kararımızı da bizler teklif olarak hükümette bakanlar kurulu olarak ayın 22'sinde verecek. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma ısrarına ilk andan itibaren Ankara tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu enine boyuna masaya yatırılacak. Eğer siz burada bir kendinize göre bağımsız bir devlet ilanına kalkarsanız kusura bakmayın. Ya buna herkes böyle evet demez. Türkiye'nin atacağı adımlar çeşitli. Ne yapılacağı MGK'da konuşulacak ve Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı iletilecek. Aynı gün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da o kararlar ele alınacak. Barzani yönetimine ekonomik, diplomatik, siyasi yaptırımların Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da Kuzey Irak bağlamında değerlendirilecek. Habur sınır kapısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği tatbikatla ilgili de kurula bilgi verilecek. PKK'nın Suriye kanadı PYD-YPG terör örgütünün de referandum hazırlıkları yapması ve o bölgeye yönelik alınacak kararlar da MGK'nın ajandasında. Bölgedeki askeri hareketlilikle bağlantılı atılacak adımlar MGK'nın bir başka gündemi. MGK'dan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak. Irak ya da işte Kuzey Irak özel gündemiyle olağanüstü toplanacak meclis gündeminde asker bulundurma tezkeresi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Güvenlik Kurulu'nun Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin gelişmeleri değerlendirmesinden bir gün sonra cumartesi günü olağanüstü toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde Irak'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere var. Meclisi AK Parti grubu olağanüstü toplantıya çağıracak. Tezkere ve bölgedeki son durum görüşülecek. Normalde tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. Ancak meclis buna rağmen olağanüstü toplantıya çağrılacak. Bu Erbil yönetimine net bir mesaj olarak yorumlanıyor. Değerli izleyiciler, Hakkari'de Buzuldağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. O çatışmada bir vatan evladını şehit verdik. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Buzuldağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir askerimiz şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlayan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir kaza yaşandı. Bir özel jet kaza yaptı. Bu kazaya dair çok çarpıcı görüntüler var. Onları getireceğiz ekranlarınıza. Kazada iki pilot, bir hostes ve yolcu hafif yaralandı. Atatürk Havalimanı'nda facia ucuz atlatıldı. Pistten çıkan özel jet alev aldı. 3 mürettebat ve bir yolcu canını zor kurtardı. Müzik
Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan özel jetin iniş takımları arıza yaptı. Kuleye acil iniş isteği gönderildi. Pist boşaltıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri hazır duruma getirildi. Kulenin yönlendirmesiyle inişe geçen jet, iniş takımlarının katlanması ve havanın yağışlı olması üzerine kontrolden çıktı. Sürtünmeden dolayı jet alev aldı. Jet içinde bulunan iki pilot, bir hostes ve bir yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yanan jet pistte hazır bekleyen itfaiye tarafından söndürüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Pist başından aşağıya doğru devam ediyor uçak. Tabii bu duramayıp aşağı doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Havaalanında pistte hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediyor. Yangın söndürülüyor. Şu anda hastalarımız daha doğrusu 4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi. Herhangi bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine uçuşa kapanan Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü. İstanbul Çağlayan'daki adliye binasının önünde dün öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Bir cinayet davasının tarafları dışarıda bekleme halinde iken birbirine girdi. Ortalık bir anda karıştı. Çatışma, acil ekip gelsin. Silahlar çekildi, çatışma çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi karıştı. Silahlı saldırganların kaçış anı kameraya böyle yansıdı. Öğle saatleriydi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında önce sözlü tartışma çıktı. Sonra da adliyenin önündeki meydanda kavga başladı ve silahlar konuştu. Tam bu noktada silahlar çekti. İki grubun üyeleri birbirlerine ateş etmeye başladı. 30'dan fazla kez ateş edildi. Ardından polisin de müdahalesiyle gruplar ara sokaklara dağıldı. Ancak bitmedi. Tam ileride görmüş olduğunuz noktada ikinci bir çatışma yaşandı. Hem adliye bahçesinde hem de içeride panik vardı. O sırada adliyede olanlar silah seslerini duyup korkudan yere yattı. Çatışma çıktı. Adliyede çatışma, acil ekip gelsin. Dışarıda ise tansiyon yüksekti. Polis iki gruba da hemen müdahale etti. Ancak polis oradayken de kavga ve gerilim sürdü. Çekil şuradan, çekil! Çekil! Ara sokaklara kaçanlar da vardı. Üç şüpheli ellerinde silahlarla kaçarken böyle görüntülendi. Ortalık tam sakinleşti derken bir kez daha silah sesleri duyuldu. Polis ara sokaklarda çatışmaya girenleri kovaladı. Kim polisler? Beyler dikkatli olun sağ solunuza. Çatışmanın ardından kaçan iki grubun üyelerinin Çağlayan'ın ara sokaklarında tekrar çatışma ihtimaline karşı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çatışma sırasında bir kişi omzundan yaralandı. Böyle taşınıp ambulansla götürüldü. Kavganın ortasında kalan bir çocuk da kafa travması geçirdi. O da hastaneye kaldırıldı. 20'den fazla şüpheli de gözaltına alındı. Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak'ta iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekilmiş, 3 kişi ölmüştü. Adliye bahçesinde yaşanan çatışma o silahlı kavganın tarafları arasında yaşandı. Polis şimdi kaçarken kameralara yakalanan bu saldırganların peşinde.
Çanakkale Açık Cezaevinde bir kısmın çatısı üzerinde çalışma yapılıyordu. Mebran yerleştirme çalışması. O sırada çıkan kıvılcımdan dolayı çatı tutuştu ve bir anda alevler bütün cezaevine doğru yayılmaya başlandı. Sabaha kadar süren çalışmanın sonunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Görüntüler Çanakkale Cezaevinden, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Atikhisar Caddesi üzerindeki cezaevinde yangın çıktı. Gelen bilgilere göre cezaevinin içerisindeki bir alanda çatı kaplama işi yapılıyordu. Bu sırada kullanılan malzemeden dolayı çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Ve daha sonra da işte gördüğünüz bu manzaraya büründü. Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi. İçerideki yakınlarından uzun süre haber alamayan mahkum yakınları kapı önünde cezaevi görevlileriyle uzunca bir süre tartıştı. Ardından cezaevi yönetiminin bazı mahkumların aileleriyle telefonla görüşmesine imkan sağlaması sonucu aileler içerideki yakınlarının sağlığından emin olduktan sonra cezaevi önünden ayrıldı. Ve Meksika'ya çeviriyoruz kameralarımızı şimdi de. 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmaları, arama çalışmaları hala daha devam ediyor. Zaman daralıyor. 7,1 büyüklüğünde depremin vurduğu Meksika'da enkazdan can kurtarma yarışı sürüyor. Her dakika, her saniye hayat kadar kıymetli. Şu ana kadar 50'den fazla hayat kurtarıldı ama çok daha fazla cenazeye ulaşıldı enkazlarda. Kurtarma operasyonunun merkezi çöken okul binası. Ekipler enkaz altındaki çocuklara ulaşmaya çalışıyor. Çok sayıda kayıp var. Herkesin ortak amacı en az birkaçına sağ ulaşabilmek. Çöken okuldaki çocukların aileleri endişe içinde. Anlattıklarına göre cep telefonu mesajlarıyla anne babalarına ulaşıyorlar. İyi olduklarını söylüyorlar ancak çok susadıklarını belirtiyorlar. Kurtarma ekiplerine askerler, polisler ve gönüllüler de yardım ediyor. Meksika uluslararası yardım çağrısı yaptı. Özellikle de uzman arama kurtarma ekipleri talep ediyorlar. Ülkede 3 günlük yas var. Arakanlı mültecilerin dramı da devam ediyor. Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanları 25 Ağustos'tan bu yana aşağı yukarı 420 bini bulmuş durumda bu sayı. Kaldıkları kampta, yani Myanmar'daki zulümden, baskıdan, eziyetten, işkenceden kaçıyorlar kuşkusuz ki. Fakat kaçıp gittikleri Bangladeş'teki kamplarda onları ne bekliyor? Orası da apayrı bir tartışma konusu. Görüntüler var. Onlar giderken, yani Arakan Müslümanları Myanmar'ı terk ettikten hemen sonra Myanmar yönetiminin evleri yakıp yıktıkları görüntüler var. Yani geride tekrar geri döndüklerinde bulabilecekleri bir evleri artık yok o insanların. Gittikleri Bangladeş'teki kamptaysa onları açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidi bekliyor. Arakan hala yanıyor. Myanmar'daki Müslümanlar zulümden kaçmayı sürdürüyor. 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınanların sayısı her geçen gün artıyor. Bangladeş'teki kamplarda yer yok. Arakanlı Müslümanlar kendi imkanlarıyla naylondan derme çatma çadırlar yapıyor. Durum kötü. Bir de yağmur yağınca daha da kötü oldu. Arakanlı Müslümanlar ağırlıklı olarak Cox Bazar kenti yakınlarındaki kamplarda. Kentin 80 kilometre güneyindeki kampı şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Arakanlı Müslüman mültecilerin birçoğu eşyalarını, derme çatma çadırlarını kaybetti. Kamptan taşınmak zorunda kaldılar. Hadi gelin gazetelere bakalım. Neler yazmış gazeteler? Gel patron. Neler yazmış gazeteler? Onları getirelim ekranlarınıza.
Şu fotoğraf var bütün gazetelerde. Lotte Palace fotoğrafı. Ümmete yeni bir uyanış gerek. Lotte Palace'da 9 mesaj. Şöyle bunları yan yana açayım. Güneş başka bir haber yapmış. Oha şurada. O da böyle tarihi zirve demiş. Şu üçünü beraber görsene. Nasıl göreceksin? Oo git istersen. Tamam, evden çek istersen. Gel gel. Gel. Şöyle kendince bir pan yaparak belki. Muazzam. İşte budur. Lotte Palace'da 9 mesaj. 50 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin hassasiyetlerine ilişkin net mesaj verdi. Erdoğan ve Trump heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Türkiye heyetinde Enerji Bakanı Albayrak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hazır bulundu. İki lider arasında planlı gerçekleşen ikinci görüşme Türkiye saatiyle 22.15'te başladı ve 50 dakika sürdü. Zirve öncesi kameralar karşısında kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkiler, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri etraflıca ele alacağız ifadelerini kullandı. Görüşmede Erdoğan'ın PYD'ye verilen silahlar, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü, FETÖ elebaşının iadesi, Zafer Çağlayan ve korumalara davalar ana başlıklar altındaki 9 ayrı konuda mesajlar verdiği öğrenildi. Bunlar özel bilgiler değerli izleyiciler. Bunlar özel bilgiler. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bu detaylar yok söylemiş olalım. Efendim. Meclis tezkere gündemine toplanıyor. Bugünkü kritik MGK'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuzey Irak'taki gelişmeler üzerine yarın olağanüstü toplanıyor. Gündem referandum kararından vazgeçmeyen Barzani yönetimine karşı alınabilecek askeri önlemler için tezkerenin uzatılması. Asker çıkartma yani sınırlar dışına belki kapsamı tezkereyle çizilecek olan sınırlar dışına asker çıkartma ve orada asker bulundurma tezkeresi. Şey derler yani bulunsun. Bulunsun. Elimizde olsun. Kullanırız, kullanmayız. Önemli değil. Peki efendim. Star'a geçelim. Ümmete yeni bir uyanış gerek. Erdoğan İslam dünyasına seslendi. Zaten şu Trump-Erdoğan görüşmesini verdik. Buradan Erdoğan'ın sözlerine geçelim. Yaşadığımız krizler İslam dünyasının yeni bir silkinişe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak İslam'ın sahih ilkeleriyle bütünleşerek kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz, diyor. Zamanla diğer ülkelerle birlikte Amerika'da FETÖ'nün ve işbirliği yaptığı terör örgütlerinin gerçek yüzünü görecektir. ABD'nin teröristleri barındırması üzücü, diyor Erdoğan. 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman soykırıma uğruyor. Biz hiçbir zaman Budistler öldürdü demedik. Peki İslami terör ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz? Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3000'e aşkın DAEŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Amerikalı dostlarıma sesleniyorum. Peki siz kaç DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdiniz? Bak tarihi soru bu. Tarihi soru bu. Ne diyordu adamlar? Biz PKK'yı niye destekliyoruz? Çünkü orada bir DAEŞ tehdidi var. Belli bölgelerde DAEŞ'e karşı biz PKK'yı silahlandırıyoruz ki orada operasyonlar yapalım birlikte. Tamam. Öyle olduğunu varsayalım. Neticesi nedir bunun? Ne yaptınız bu vakte kadar? Ne yaptınız bu vakte kadar? Meraktan soruyoruz. Kaç DAEŞ'li öldü Amerikan mermisiyle? Bu sorunun cevabı yok. Şu klimayı kapat, dondum ya. Resmen şöyle şey oldum yani. Bu sorunun cevabı yok. Kaç DAEŞ'li öldü o operasyon hattında? Biliyorsunuz Amerika daha işte DAEŞ Musul'a yürürken yani demek ki 2014 falan o vakit açıklama yaptığı en iyi ihtimalle 10 yıllık vadede
DAEŞ'le mücadelenin devam edeceğini duyurdu. En iyi ihtimalle 10 yıllık. 60 günde Fırat Kalkanı'nda Türk askeri girdi. Takır takır temizledi. Elbap'tan çıktı valla. Yani senin 10 yılda en iyi ihtimal, yani 30 yılda dedi de daha sonra hani en az 10 yıl demişti. Valla Mehmetçik bir girdi. 60 günde Elbap'tan çıktı tertemiz. Hiç öyle birbirimizi şey yapmayalım yani. Peki. Mehmetçik girdi çıktı derken hemen şunu da görelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırının sıfır noktasında başlattığı tatbikatın 4. gününde Mehmetçik tarihi İpek yoluna çıktı. Tankların manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleşen zırhlı araçlarda asker nöbet tutuyor. Tatbikatla eş zamanlı terörle mücadele de devam ediyor. Bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bu başlık önemli. Sayın Mesut Barzan de bizi dinliyorsa eğer bilgisi olsun. Gözler MYK'da, eller tetikte. Durum bu. Şu anda Türkiye'deki durum bu. Barzani'nin referandum tahriki karşısında Türkiye'nin vereceği siyasi ve askeri cevabın belirleneceği MGK bugün külliyede toplanacak. Amerika'dan bugünden önce olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK'da Türkiye, Barzani'nin referandum inadına karşı en sert tepkiyi verme kararlılığını ortaya koyacak. Arkasından toplanacak olan Bakanlar Kurulu, MGK'nın tavsiye kararlarını görüşecek. Ankara'nın net tutumunu hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ toplantı sonrası açıklayacak. Liste devam ediyor buradan. Meclis referandum gündemiyle yarın olağanüstü toplanıyor. Yani sıralama şöyle. Erdoğan ABD'den dönüyor. ABD'deki temaslarını gördük. Başkanlığında MGK'yı topluyor. Bugün külliyede. Peşinden Bakanlar Kurulu var. Peşinden yarın hükümet beni andı. Meclis tezkere gündemiyle toplanıyor olacak. Dün Çağlayan Adliyesi DHKPC ile avukatlarla ilgili olarak dava vardı. DHKPC ile avukatların hamisinin kim olduğunu görüyorsunuz. Yaklaş yakından görsünler. Tanıyor musunuz bu insanları? Bu insanlar FETÖ ile FETÖ'cü, PKK ile PKK'cı, DHKPC ile DHKPC'ci. Devlet millet aleyhine ne kadar örgüt varsa hepsinin koltuk değneği, hepsinin hamisi, hepsinin arka çıkan CHP kadrosu. Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Barış Arkadaş üçlüsü, Masar Fuat Özkan gibi. Aslında bunlar böyle Eren Erdem'i de katıp böyle 5 yıl önce 10 yıl sonra gibi olacaklardı. Eren Erdem yok. Eren Erdem'in işi çıkmış. Mazereti var, asabi. Barış Arkadaş, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu. Terör örgütü DHKPC'nin birçok kanlı eyleminde bizzat yer alan sözde 14 avukat hakim karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun prensleri Tanrıkulu, Tanal ve Arkadaş soluğu adliyede aldı. Teröristleri kurtarmak için ortalığı birbirine kattı. Duruşmanın görüleceği salonun önünde poz veren CHP'li vekiller, örgütün kapatılan sözde hukuk bürosuna bağlı terör yanlarıyla bir araya gelip desteklerini açıkça ilan etti. Daha da ileriye giden üçlü, DHKPC ile irtibatları her yönüyle ortaya çıkarılan teröristler için tahliye talep etti. Oysa Tanrıkulu, Tanal ve arkadaşın savunduğu DHKPC'lilerin dosyası kabarık. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesinden Elif Sultan Kalsen'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik intihar eylemine kadar onlarca kanlı saldırıda neredeyse her birinin parmak izi bulunuyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu teröristleri savunmaya devam ediyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi mi sahidendi? Ulusal kurtuluş mücadelesi veren Yedi Düvel'e karşı Türkiye'nin bağımsızlığını savunan o insanların herhalde şu anda kemikleri sızlıyordur. Yani sen bu milletin menfaatlerini gözetmek üzere
yapılmış olan bütün o şeyi, tarihini, mazini falan. Çünkü öyle, ya öyle anlatırlar. CHP'yi tarihsel perspektifinde uzun uzun tartışırsınız hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla. Fakat herhangi bir CHP'liye sorsanız CHP'nin tarihi konusunda, gerek Atatürk konusunda, gerek İnönü konusunda, gerek işte alınan işte adına devrim kararları ya da yasaları denilen o işte, ve dediğim gibi tartışırsınız pek çok yönüyle. Hepsinin ama bu ülke millet devlet menfaati üzere tesis edildiğini söylerler sorsanız. Peki bugünkü yakasında CHP rozeti taşıyan insanların terör örgütleriyle ne işi var? Eğer öyleyse DHKPC sahiden sizin bu topraklarda savunduğunuz değerleri temsil eden bir mekanizma mıdır? Özel jet pistten çıktı. Havalandıktan kısa süre sonra acil iniş isteyerek Atatürk Havalimanı'na dönen özel uçak pistten çıktı. Yanan uçaktaki 4 kişi yaralı olarak kurtuldu. Uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı. Uçaktaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bir sürü aksayan seferler çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. Çok çok geçmiş olsun. Büyük tehlike atlattı İstanbul Havalimanı ve elbette bu özel jetin içindeki isimler. Bilmiyorum tabii sivil havacılık tarihine bu işte çok başarılı bir kurtarma operasyonu olarak mı geçecek? Yoksa uçağın yandığı bir büyük kaza olarak mı geçecek? Onu herhalde önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Ama dün gece ilk anlatılan hikayeye bakılacak olursa pilot takdir edilecek, son derece başarılı bir kurtarma operasyonu yapmış gibi görünüyor. Yani ben yani bu meseleden çok fazla anlamayan bir kardeşiniz olarak anlatılanları üzerine söylüyorum. Anlatılanlar şu: kalkıştan hemen sonra iniş takımlarıyla ilgili bir sorun oluyor. Anlaşılan o ki lastik patlıyor. Yani ilk bilgi o. Onun ardından pilot yeniden piste dönüş için izin istiyor. Aradığı izni alıyor ve bu uçağı göbeğin üzerinde yere indiriyor. Şey o, yani tablo o. Dediğim gibi yani bana anlatılandan benim anladığım çok başarılı bir kurtarma operasyonu olduğu bunun. Sonuçta evet ya, çok hafif yaralanmalarla insanların canını kurtarıyor. Belki de rezalet bir kaza olarak geçecek kayıtlara, onu da bilmiyorum. Ama gördüğümüz manzara bir parça o. Şu fotoğrafı göreyim. Yoğun bakımda rezalet. Adapazarı'nda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi. Kaydedilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hemşireler yoğun bakımdaki yaşlı bir hastaya sigara verip dalga geçti. Dahası o anları sosyal medyadan da paylaştılar. Bunun görüntüleri var mıydı bize lütfen? Bir göndersene, bir izleyelim ne yapmışlar bu rezil insanlar, yoğun bakımda yaşam savaşı veren bu adama. Al çakmak ver abi. Ne yapacaktı ya? İçinde içersin onu. Adamlar öter. Ben bakayım ne yapacak ya? Ben vereceğim sana bir dakika. Sen sigara içiyor muydun? Ver kızım. Ben vereceğim sana bir dakika. Vallahi vereceğim ben. Al. Al çakmak al. Yakarsa görürsün. Hemen. Ne var ya? Bir ağzına koy önce. Ara şunu al. Görürsünüz hepsini. Tabloyu gördünüz. Yoğun bakım
önünde hiç bir yakınınızı beklediniz mi bilmiyorum ama genellikle yoğun bakımlarda işte günde belki işte 10 dakika, belki 2 sefer, bir öğlen, bir akşam 10'ar dakika olmak üzere hastanızı görmenize izin verirler. Ve siz sürekli şu düşüncedesinizdir. Ya ben dışarıdayım ya, o perdenin arkasında benim içerideki yakınıma iyi bakıyorlar mı? Çünkü yoğun bakımda olduğuna göre muhtemelen işte pek çok fonksiyonunu yerine getiremeyecek halde olsa gerek. Ve sürekli olarak size şunu söylerler yoğun bakımın başındaki isimler. Tabii. Çok iyi bakılıyor. Deli misiniz burası? Oo falan. İsimleri anmayacağım ama yani bir yoğun bakımın başındaki bir hocaya dedim ki neden buradaki insanlara eşya muamelesi yapılıyor? Aramızdaki diyaloğu söyleyeceğim size. Neden buradaki insanlara eşya muamelesi yapılıyor? Neden buradaki insanların da bir evladı olduğu ya da anne babası olduğu düşünülmüyor? Yani burada işte bir takım işte hemşireler ya da işte yoğun bakımda görevli olan kişiler kötü davranıyorlar insanlara. Yani onların da anne babası olabilirdi dedim. Hani tamamen duygusal olarak yaklaştım. Bana o yoğun bakım servisinin başındaki doktor dedi ki genellikle de yoğun bakıma gelenlerin buradan işte yani gelenlerle daha doğrusu daha detaylı söylemeyeyim. Yoğun bakıma gelenlerle çok sıkı bir bağ kurmamaya çalışıyoruz. Onlarla çok iyi hukuk kurmamaya çalışıyoruz. Sonra yani her veda bizi üzüyor. O yüzden biraz mesafeli durmaya çalışıyoruz yoğun bakıma gelen hastalarla. Çok arkadaş olmamaya çalışıyoruz. Sonra ayrıldığımız zaman üzülüyoruz dedi. Bir yere kadar anlıyorsunuz bunu. Tamam evet yani bağlanmamaya çalışıyoruz anlamında. Peki bunun izahı ne? Orada savunmasız, hareketsiz, belki birinci yarı gelgit olan bir adamla dalga geçmenin. Ya sadece bak bütün bu görüntülerden geçtim. Sağlık Bakanlığı'ndan sadece bütün bu görüntülerden geçtim. O hemşireler açığa alınmış. Zaten stajyermiş. Bir sürü şey söylediler falan. Ben oraların tamamen hani o rezalet zaten kamuoyunun gündeminde. Herkes zaten söyleyeceğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan arz edeceğim. Az daha yaklaşabilir misin? Ne olur? Az daha yaklaş. Bu kan almak ya da serum takabilmek için damar yolu bulmaya çalışırken adama yaşatılan eziyetin fotoğrafı. Bakın ben az önceki herkesin gördüğü eziyeti zaten herkes kendince değerlendirir. Fakat simsiyah olmuş bu adamın kolu. Bu şu anlama geliyor. Yani niye simsiyah olmuş? Şu anlama geliyor. Oradan açamadık, takamadık şeyi. Ne diyorlar ona? Var ya. Enjeksiyon. Ha işte o enjeksiyon yapılacak olan aleti. Ha. Biraz daha üstünden bir daha delelim. Biraz daha üstünden bir daha delelim. Biraz daha üstünden kevgire çevirmişler adamın kolunu. Yani sırf bunun için bile bilirkişi görevlendirilip tahkikat yapılması gerekiyor. Bu adamın bu kadar kolunu simsiyah yapacak kadar ne tür bir çalışma yaptınız falan diye. Ama şunu da söyleyeyim. Son not onunla ilgili olarak. Çünkü ben bu konularda biraz hassasım. Fazla konuşmak istemiyorum. Özel nedenlerim var. Yani herhangi bir doktorun da bir meslektaşı hakkında olumsuz rapor verdiğine ben çok fazla da tanık olmadım. Üzülerek de bunu söylemem gerekiyor. Evet doğru bizim bir meslektaşımız hata yapmış, yanlış yapmış falan filan diyen bir başka şeye de rastlamadım. Neyse çok fazla şey yapmıyor. Zaten görüntüler kendisini anlatıyor. FETÖ ve silah sitemi.
Amerikan Başkanı Trump'la dün bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma krizi, PYD'ye verilen silahlar ve Fethullah Gülen'in iadesi konularında çekincelerimizi belirtip sitemini dile getirdi. Görüşmenin ana gündem maddelerini Cumhurbaşkanlığı korumalarına açılan dava başta olmak üzere FETÖ'yle mücadele ve Gülen'in iadesi, ABD'nin PYD'ye silah yardımı, terörle mücadele, Suriye, Irak, Kuzey Irak'taki referandum ve ikili ilişkilerin geliştirmesi oluşturdu. Erdoğan, ABD'ye gelmeyen korumalara da dava açılmasının olayın nedenli art niyetli olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Tüm belgelerin gönderilmesine rağmen hala Gülen'le ilgili dava sürecinin başlamamasını gündeme getiren Erdoğan, Gülen'in iade edilmesini de istedi. Amerika'nın PYD'ye silah yardımı yapmasını eleştiren Erdoğan, bu silahların söylendiği gibi geri alınmasının imkansız olduğu mesajını verdi. Erdoğan, geçmişte de böyle sözler verildiğini ancak terör örgütlerinde bu silahların ele geçtiğini belirtti, diye yazmış Milliyet gazetesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki referandum ve meclisteki tezkere görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tezkerenin içeriğini bilmeden bir şey diyemeyiz. Türkiye bölgesinde gücünü, dinamizmini korusun, en büyük arzumuz bu. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Bir referandum bölgede Kürt-Arap çatışmasına yol açabilir. Herkesi, başta Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz, diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Barzani'ye sağduyu çağrısı yapmış. Tezkerenin içeriğini görmeden bir şey diyemeyiz demiş. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu Eylül 2016'daki tezkereye bir baksaydı. İçerik orada yazıyor. Sonuçta bu yani işte yani bunlar ana muhalefet partisi işte. Ne diyeceksiniz? Eylül 2016, ben söyleyeyim buradan CHP'nin kurma heyetine, bilgileri olsun. Eylül 2016'da çıkan Kuzey Irak tezkeresine bakın. Muhteva aşağı yukarı öyle yani. Kuzey Irak'taki referandum hazırlıkları devam ederken halen DAEŞ'in kontrolünde bulunan bölgenin sınır yerleşimlerinde eller tetikte nöbet tutuluyor. Kerkük'teki Türkmen gençler kararlı. DAEŞ ya da Peşmerge fark etmez. Hepsiyle savaşırız. Haçlı Şabi'nin Türkmen taburu komutanı Zeki Muratlı, referandum olursa ölümüne savaşırız, diyor. Bünyamin Aygün Kuzey Irak'tan bildirmiş. PKK'nın tedavi ayağına operasyon, yaralı teröristi getirip İstanbul'da tedavi ettirdikleri öne sürülen, aralarında doktorların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin teröristlerin tedavilerini özel olarak anlaştıkları hastanelerde yaptırdığı ileri sürülüyor. Yine bu da Milliyet'ten bir haber. İşte OHAL komisyonu, Milliyet KHK ile yapılan ihraç ve kurum kapatma işlemleriyle ilgili 102 bin itirazın incelendiği merkeze girdi. OHAL işlemleri inceleme komisyonu geçen hafta itiraz süresinin bitmesinin ardından çalışmalarına başladı. Komisyonun kapatılan askeri Yargıtay binasındaki çalışmaları Başbakan tarafından hazırlanan yazılım üzerinden yapılıyor. Komisyon yıl sonuna kadar başvurularla ilgili ilk kararları vermeyi planlıyor. Komisyon KHK'larla ilgili ihraç kararlarını veren kurumlara yazı göndererek isim isim neden ihraç kararı verildiğini bildirilmesini istedi. Komisyon daha sonra devletin elindeki bilgileri alarak karşılaştırma yapacak. İhraç kararının yerinde olup olmadığına 7 kişilik komisyon karar verecek. Dosyalar 9 ayrı renkte tasnif edilmiş durumda. Buradan anladığımız kadarıyla. Sağ olasın kardeşim. Ellerini dert görmesin. Türkiye'nin en dinamik ve aylık ekonomi iş dünyasını anlatan dergisi Platin, internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla 2016-2017 döneminin en başarılı iş adamlarını, iş kitaplarını seçti. Halk oylaması belirlenen 10 eser ve yazara düzenlenen ödülleri törenle takdim edildi. Ekonomi ve İş Dünyası dergisi Platin, internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla 2016-2017 döneminin en başarılı iş kitaplarını seçti. Platin dergisi olarak ilklere imza atmayı çok seviyoruz. Bizim mottomuz ve vizyonumuz. Dünyada bu tarz ödüller yapılıyor. İş kitapları da bizim ana kaynaklarımızdan biri, beslendiğimiz, öğrendiğimiz ve okuyuculara aktardığımız bilgileri iş kitaplarından alıyoruz. Bu nedenle düşündük ve iş kitapları ödül töreni yapmak istedik. Türkiye'de bir ilki yapmak istedik. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasından önde gelen isimler ve yazarların katıldığı ödül töreninde Platin Dergisi Yayın Kurulu tarafından 10 farklı kategoride belirlenen adaylar arasından halk oylamasıyla belirlenen 10 yazara ödül verildi.
Tebrikler Kovulduğunuz kitabıyla yılın en iyi İK yönetim ve liderlik kitabı alanında ödül alan Kaan Sekban heyecanını 24'le paylaştı. Vallahi çok mutluyum. Benim ilk kitabım bu gece de ilk kez düzenleniyor ve benim ilk ödülüm gerçekten şu ana kadarki hayatımın en güzel ve en mutlu gecesi. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Platin Onur Ödülü ise iş adamı Hüsnü Özyeğen'e takdim edildi. Kahve severseniz eğer kendinizi bambaşka bir yani rüyalar aleminde hissedeceğiniz bir yere götüreceğiz sizi. Ortaya çıkan kahve kokuları eşliğinde ziyaret edebileceğiniz bir festival. Maçka Küçük Çiftlik'teki kahve festivaline gidiyoruz. Kahve çekirdekleri taş değirmende öğütüldü, nefis kokular en üst noktaya ulaştı. İstanbul kahve molası verdi. Onsuz olmaz diyenler aynı noktada buluştu. Çeşit çeşit kahveler var ama biz yine de Türk kahvesinden vazgeçmeyiz. Yorgunluğun arasına bir Türk kahvesini içeriz. Burası Maçka Küçük Çiftlik. İstanbul Kahve Festivali kapılarını dördüncü kez açtı. Neler içtiniz efendim geldiğinizden beri? Daha kaçıncı yeni, kahve bu? Daha ilk kahve. İlk kahve kaça kadar yolu var? 6-7 bardak olur. Biz genelde Türk kahvesi seviyoruz ama farklı tatlar da denemeyi seviyoruz. Çeşit çeşit kahveler tanıtıldı, ikram edildi. Taş değirmende öğütülen Dibek kahvesi en gözdesiydi. Meraklılar için söyleyelim, Dibek kahvesi severler buraya dikkat. Çünkü Dibek adını işte bu taştan alıyor ama yapması biraz zahmetli. Örneğin ben biraz zorlanıyorum çünkü elimdeki tokmak tam 20 kilogram ve yapımı yaklaşık 7-8 saati buluyor. Günde 8-10 saat yapıyoruz. Güzel spor oluyor. Küçük Çiftlik'teki kahve festivali pazar akşamına kadar devam edecek. Evinde çocukları olanlar bileceklerdir. Garip bir oyuncak var. Bir tür oyun hamuru gibi. Ama daha zevzek bir şey. Böyle vıcık vıcık her tarafınıza yapışan bir tür çamur. Adına slime diyorlar. Peki bu slime denilen şey, içinde pek çok kimyasalı barındıran bu slime denilen şey zararlı mı? Gelin ona bakalım birlikte. Slime'la oynatıyor musunuz? Çok istiyorlar ama ben artık yasak koydum çünkü çok zararlı olduğunu biliyorum. Biz okulumuzda kesinlikle bu tarz maddelerin kullanılmasına izin vermiyoruz. Zaman zaman bir 10 dakika, 15 dakika ama devamlı her gün olan bir şey değil bu. Slime, çocukların yeni gözdesi. İçine konulan bazı maddelerle sıvılaşan oyun hamuru. Slime çılgınlığı deyim yerindeyse dalga dalga yayılıyor ve çocukların vazgeçilmez oyunlarından biri oldu bile. İşte manzarayı görüyorsunuz. Mavi ve en yakın arkadaşı Surdem hızlı şekilde, hummalı şekilde çalışmalara başladılar bile. Peki hemen soralım, şu anda neler yapılıyor Surdem? Burada bir slime yapıyoruz. En çok sevdiğim şeylerden biridir. Bütün karışımları koyduktan sonra hemen buradan boyama alıp koyacağım. Şu anda neler koydun içine? Şu anda bunun içinde su, tutkal, şampuan, diş macunu ve boya var. Peki slime çocukların sağlığı açısından tehlikeli mi? Ana madde bildiğim kadarıyla boraks zaten. Boraks başlı başına bir kimyasal. Keşke olmasaydı, böyle bir şey farklı bir malzemeyle olabilseydi. Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne getirilen bir çocuğa slime'ın yol açtığı egzama teşhisi konuldu. Uzmanlar slime'ın içindeki boraks maddesinin tehlikeli bir zehir olduğunu belirtiyor. Zararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çocuk çünkü çıplak elle bunu oynuyor muhakkak. Tırnakların arasına giriyordur. İçinde bulunan maddenin yine solunumla birlikte kusma, bulantı, ishal yapması, çocuklarda titreme ve kaşıntı yapması, ciğerlerde birikmesiyle oluşan, ayrıca diğer gençlerimizde sık kullanımla birlikte bağımlılık yaratmasını görebiliyoruz. Tamamen bunlar boraksın kullanılmasından kaynaklanan, kişileri ve çocukları ciddi anlamda etkileyen bir durum oluyor. Slime'ın sürekli elden ele dolaşması da riski arttırıyor. Temas, çocuklar onları ne yapıyorlar? Yoğuruyorlar. Parmaklarının içine birbirlerine geçiriyorlar. Ellerine bir egzama yapma gibi bir hastalık yaratıyor. Oynamak istiyorlar mı peki? İstiyorlar evet. Hem de çok istiyorlar. Ne diyorsunuz?
Ya bir de gene de kıyamayı bir tane alıyoruz. Sonra evet. Hadi bitti atalım. Atmaya çalışıyoruz. Tekrar isteyince almamaya çalışıyoruz. Peki çocuklarımızın sağlığını nasıl korumalıyız? İçine konulacak malzemeleri, bildiğimiz markaları seçmeye çalışıyoruz. Bu arada adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hamit Hancı, slime'ın piyasadan toplatılması için başvurduğunu söyledi. Saygıyla, muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten bir kez daha selamlıyoruz. Cumanız mübarek olsun. İyi bir gün geçirmeyi Allah nasip etsin. Sonbahar İstanbul'a sonunda geldi. Hem de bir gecede geldi. Dün sıcak bir yaz akşamıydı başımızı yastığa koyduğumuzda. Sabah uyandığımızda ise artık ya bambaşka bir yerdeydik ya bambaşka bir mevsimdeydik. Çünkü gerçekten de inanılmaz dramatik bir düşüş yaşandı hava sıcaklıklarında. Yağmur, çamur, kar, fırtına. İşte bugünün tablosu. İstanbul iki haftadır sıcak hava dalgasının etkisindeydi. Hatta çarşamba günü Eylül ayı sıcaklık rekoru bile kırıldı. Ama Temmuz görünümlü Eylül artık bitti. Yağış geldi. Yağış getiren bulutlar meteoroloji radarına böyle yansıdı. Öğle saatlerinde sağanak başladı. Akşam saatlerinde ise yağış etkisini arttırdı. Zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. Ard arda çakan şimşekler gecenin karanlığını gündüze çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar durak ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken köprü ve viyadüklerde biriken sular araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı. Vatandaşlar ıslanmamak için zorlu mücadeleye girişti. İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak. Metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düşecek. Sıcaklık değerleri de hızla azalacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kazası yaşandı. O havalimanından havalanan bir özel jet bir süre sonra yeniden iniş izni istedi ve daha sonra o işte çarpıcı görüntülerin ortaya çıktı. O kaza yaşandı. Kazada iki pilot, bir hostes ve bir yolcu hafif yaralandı. Atatürk Havalimanı'nda facia ucuz atlatıldı. Pistten çıkan özel jet alev aldı, 3 mürettebat ve 1 yolcu canını zor kurtardı. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan özel jetin iniş takımları arıza yaptı. Kuleye acil iniş isteği gönderildi. Pist boşaltıldı, sağlık ve itfaiye ekipleri hazır duruma getirildi. Kulenin yönlendirmesiyle inişe geçen jet, iniş takımlarının katlanması ve havanın yağışlı olması üzerine kontrolden çıktı. Sürtünmeden dolayı jet alev aldı. Jet içinde bulunan iki pilot, bir hostes ve bir yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yanan jet, piste hazır bekleyen itfaiye tarafından söndürüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Pist başından aşağıya doğru devam ediyor uçak. Tabii bu duramayıp aşağı doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Havaalanında pistte hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediyor. Yangın söndürülüyor.
Şu anda hastalarımız, daha doğrusu 4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi. Herhangi bir can kaybı yok. Hastanede tedaviler devam ediyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine uçuşa kapanan Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde dün silah sesleri duyuldu. İçeride görülmekte olan bir cinayet davasının tarafları dışarıda kavga ediyorlardı. Kavga birden silahlı çatışmaya dönüştü. Hem de bir değil, iki defa arka arkaya yaşandı silahlı çatışma. Onlarca mermi kovanı bulundu. Gözaltılar vardı. İşte dün öğle saatleri Çağlayan Adliyesi. Çatışma çıktı. Adliyede çatışma, acil ekip gelsin. Silahlar çekildi, çatışma çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi karıştı. Silahlı saldırganların kaçış anı kameraya böyle yansıdı. Öğle saatleriydi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında önce sözlü tartışma çıktı. Sonra da adliyenin önündeki meydanda kavga başladı ve silahlar konuştu. Tam bu noktada silahlar çekti. İki grubun üyeleri birbirlerine ateş etmeye başladı. 30'dan fazla kez ateş edildi. Ardından polisin de müdahalesiyle gruplar ara sokaklara dağıldı. Ancak bitmedi. Tam ileride görmüş olduğunuz noktada ikinci bir çatışma yaşandı. Hem adliye bahçesinde hem de içeride panik vardı. O sırada adliyede olanlar silah seslerini duyup korkudan yere yattı. Çatışma çıktı. Adliyede çatışma, acil ekip gelsin. Dışarıda ise tansiyon yüksekti. Polis iki gruba da hemen müdahale etti. Ancak polis oradayken de kavga ve gerilim sürdü. Çekil şuradan, çekil! 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 Ara sokaklara kaçanlar da vardı. Üç şüpheli ellerinde silahlarla kaçarken böyle görüntülendi. Ortalık tam sakinleşti derken bir kez daha silah sesleri duyuldu. Polis ara sokaklarda çatışmaya girenleri kovaladı. Kim polisler? Beyler dikkatli olun sağ solunuza. Çatışmanın ardından kaçan iki grubun üyelerinin Çağlayan'ın ara sokaklarında tekrar çatışma ihtimaline karşı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çatışma sırasında bir kişi omzundan yaralandı. Böyle taşınıp ambulansla götürüldü. Kavganın ortasında kalan bir çocuk da kafa travması geçirdi. O da hastaneye kaldırıldı. 20'den fazla şüpheli de gözaltına alındı. Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak'ta iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekilmiş, 3 kişi ölmüştü. Adliye bahçesinde yaşanan çatışma o silahlı kavganın tarafları arasında yaşandı. Polis şimdi kaçarken kameralara yakalanan bu saldırganların peşinde. Geçen sene Tunceli'de şehit edilen vatan evladımız uzman çavuş Murat Durmaz'ın katillerini insansız hava araçları buldu. Jandarma özel harekat imha etti. Şehit uzman çavuşumuzun babası kutsal topraklarda idi bu haberi aldığında. Şehidin katillerini İHA'lar takip etti, jandarma özel harekat intikamını aldı. Bu güzel haber şehit babasına haçtan döndüğü gün ulaştı. SİHA'larla, İHA'larla terörist konusunda mücadeleyi tam destekliyorum. Uzman çavuş Murat Durmaz, Tunceli Nazımiye'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Şehidin babası Murat Durmaz, o hainlerin yerini bulan SİHA ve İHA'ların terörle mücadelede kullanılmasına tam destek verdi. Muhalefetin anası da babası da olur. Her kim ise senin ülkenin teknolojik gelişmelerinin hiçbirisinde geri kalmamalıdır, ileri gitmelidir. Trabzonlu şehidin abisi Osman Durmaz da terörle mücadelede milli silahlı insansız hava araçlarının gerekliliğine işaret etti. İHA'lar ve SİHA'ların bu konuda terör kapsamında
destek veriyoruz. Çünkü hani insansız hava aracı roket atamıyorlar, onu düşüremiyorlar. Ve kapasite yani ebat olarak küçük oldukları için anladığım kadarıyla çok tespit edilemiyor örgüt mensupları tarafından. Bunun için destekliyoruz. İnşallah daha gelişmiş şekilde, daha iyi bir şekilde olur. Şehit Osman Çavuş'un kanının yerde kalmadığını öğrenen ailesi büyük sevinç yaşadı. ...15 Temmuz gecesi Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü, darbeci teröristlerin yargılandığı davada bir ilk yaşandı. FETÖ'cü Tuamiral Gürel Kaynak, mahkemede tabi olduğu, kendisine bağlı olduğu mahrem imamı bakın nasıl teşhis etti. ...15 Temmuz gecesi Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbecilerin yargılandığı davada bir ilk yaşandı. FETÖ'cü Tuğamiral Gürel Kaynak bağlı olduğu örgüt imamını mahkemede teşhis etti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 92 sanık hakkında açtığı dava bir haftadır devam ediyor. Duruşmada ifade veren sanıklardan bazıları itirafçı olarak bildiklerini tek tek ortaya döktü. Bunlardan biri de eski Tuğamiral Gürel Kaynak'tı. Kaynak daha önce verdiği ifadede de Mert Kod adlı bir FETÖ imamından söz etmişti. Mahkeme başkanı sanığa bu kişi kim diye sorunca o da arkasını işaret etti. Bu kişi şu an duruşma salonunda bulunan Yakup Dalkılıç'tır dedi. Kaynak bu kişinin donanma komutanlığında görevli başka subaylarla da görüştüğünü ancak isimlerini vermediğini söyledi. Bursa İnegöl'den gülümseten görüntüler izleteceğim size. Çocuklar bir temizlik görevlisine şaka yaptılar, kaydettiler. Gelin onu izleyelim birlikte. Dünya çocuklarla güzel, afacanlar öyle bir şaka yaptı ki temizlik görevlisi neye uğradığını şaşırdı. Gülümseten anlar Bursa İnegöl'de kameralara yansıdı. Siyah çöp torbasına saklanan çocuklardan biri şaka yapacakları temizlik görevlisini beklemeye başladı. Arkadaşları da kayda girdi. Küçük afacanların şakası gülmekten kırdı geçirdi. Yazık günah, siz ne istiyorsunuz o adamdan ya? Yalnız zekice söyleyeyim yani hani... bir şey daha, bir oğlum bak git Vol 2 durumu çıkmak üzereymiş, ucundan dönmüş. Gel Fatih, biz bakalım şu yerel gazetelere, bu mevzu bitmez yoksa. Ne haber? Günaydın. Çok şükür, bugünümüze şükür. Kilis Kent gazetesi, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Ömrüm sahte içki haberleri yapmakla, okumakla falan geçti. Hep şunu merak etmişimdir. Şey mi demeye çalışıyoruz biz, hani sahte içki içmeyin, gidin lütfen yasal içki için. Sahtesini bırakın, burada gerçeği var. Bazen şuna inanır, yani bir süre önce şöyle bir hisse kapılmıştım ben. Özellikle de bu tekelin özelleştirilmesinden sonra, yani 500 tane yeni marka çıktıktan sonra falan. Şunu düşünmeye başlamıştım. Acaba bu sahte içki öldürüyor, kör ediyor falan tipi bir takım olayların arkasında sahiden de yasal olarak içkiye yönlendirmeye çalışan firmaların parmağı mı var diye vallahi merak ediyordum. İnşallah öyle değildir. Alkol zehirlenmelerinde ölüm sayısı artıyor. Tedavi gören 4 kişinin de hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Burada durum çok ciddi. Vaziyet çok ciddi. Eminim tabii orada şu anda işte içki satılan yerlerin ya da işte içkili restoranların neyse tamamı mercek altındadır diye düşünüyorum. Nereden aldınız, kaça aldınız falan diye. İnşallah öyledir daha doğrusu. Ama daha evvel satın alınıp da evinde o içkiyi bekletenler var mı? İnşallah
daha büyük bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. 4 kişi hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Kilis'te yaşanan tablo. Kilis Kent gazetesinde bu şekilde yansımış. Isparta Oluşum gazetesi. Gazetenin adı Oluşum gazetesi. Çıktığı yer Isparta. Gazetenin web adresi bomba32.com. Patron, siz böyle hard siyasi gazete yapıyorsunuz. Adı niye bunun Bomba 32 ya? Bir sürü şey çağrıştırıyor insana yani. Bomba 32. Peki. Patlama sakın. Müebbet kararını Yargıtay bozdu. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider'in başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozuldu. Dosya yeniden mahkemeye gönderildi. Hikayeyi hatırlıyor musun? Adamın kafasını kesip köy meydanına bırakmıştı kadın. Kendisini taciz eden. Hani şurasına kadar geldikten sonra yapacak bir şey kalmadığını düşünüp adamı kafasını kesip köy meydanına bırakmıştı. Isparta Yalvaç'ta. Hiç kimse vahşeti sempatik gösterme ya da olumlama gibi bir şeyi yok. Bir saygı yok, bir niyeti yok. Fakat yani kendisine tecavüz eden birine karşı uyguladığı şiddet neden nefsi müdafaya girmedi? Ben onu çok fazla anlamamıştım zaten. Hani İbreti alem olsun diye köy meydanına kafasını koydum meselesi evet yani çok kabul edilebilir bir şey değil ama valla şey yani bu meseleye kafa yoran kadın örgütleri falan bu anlamda ikiye bölünmüş durumdalar yani. Bu bir cinayet kuşkusuz ki yani öyle böyle cinayet. Bunun hiç kuşkusuz ki cezasının verilmesi lazım. Fakat cinayete giden süreçte bambaşka nedenler var. Parametreler, değişkenler var yani. Olaya o açıdan bakarak acaba bu kadın hiç mi ceza almasaydı diyenler bile oldu. Ben taraf değilim. Sadece tartışmayı, tespiti daha doğrusu koyuyorum ortaya. Bu kadının hiç ceza almaması gerekiyordu diyenler de en az vahşice işlenmiş bir cinayettir. Müebbetle yargılanmalı diyenler kadar çoktu. Onu söylemem lazım. Şimdi Yargıtay bozmuş kararı. Yargıtay bozmuş. Detayına bakıyor olacağız. Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğutçu çiftinin cinayet şüphelisi 31 yaşındaki Ali Yamuç'un cezaevindeki şüpheli ölümünün eşofman lastiği ile tuvalette gerçekleştiği ortaya çıktı. Ya şey evet yani bu kişinin intihar ettiği anlaşılıyor. Fakat olayın başından sonuna kadar takip ettiğimiz seyri nedense ben de hani evet intihar etmiştir kesin dedirtmiyor bana nedense. Yani düşünsenize şimdi bir çevreci çift var ve bu çevreci çift o bölgede yapılan maden yatırımlarına karşı Don Kişot gibi savaşıyor. Derken bu karı koca öldürülüyor. Öldüren adamı yakalıyorlar. Adam diyor ki ben kiralık katilim kardeşim. Bu adamları öldürmem için bana onların muhalefet ettiği, karşı çıktığı maden ocağının sahibi para verdi diyor. Şimdi her şey bu kadar gözümüzün önünde cereyan etmiş durumda. Bu kiralık katilin cezaevinde intihar ettiğine siz olsanız inanır mısınız? Antalya Express gazetesi don lastiğiyle intihar ettiği tuvalette diyor. Finike'de taş ocağına karşı verdiği mücadele tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğutçu çiftinin 9 Mayıs günü dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp sorgusunda suçu itiraf eden Ali Yamuç'un cezaevinde ölmesiyle ilgili yeni bilgiler şüpheleri arttırdı. Antalya Savcılığı'nın hazırladığı rapora göre Ali Yamuç'un kaldığı koğuştaki diğer hükümlü ve tutuklular kahvaltıya gittiği sırada
kendisinin koğuşta kaldığı, tuvalette eşofman lastiğiyle duvarda kendini astığı belirtildi. Büyük notçuların avukatı don lastiğiyle intihar zor dedi. Kaç kiloluk bir adam taşıyacak don lastiği? Yani zor sahiden de. Eğer yani 7-8 katlı olamadıysa muhtemelen kendini bıraktığı anda o şeyi kopar yani. Edirne Son Haber gazetesi. Edirne bu sinek için alarmda. Şu sinek. Görürseniz lütfen 0800-880 ne yap? Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkul yaptığı açıklamada hastalık yapan, ölüme neden olan Asya Kaplanı adlı sivrisineğe bölgede rastlandığını, bu nedenle adeta alarmda olduklarını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, bölgenizde görülen Asya Kaplanı denen sivrisineğin Avrupa'dan tır lastiklerinde ve brandalarına yapışarak geldiğini söyledi. Tanrıkulu, yapılan araştırmada Edirne'de, İpsala ve Enez'de zaman zaman rastlanıyor. Asya Kaplanı belli bir saatte değil, günün her saatinde insanlara saldıran, insanları rahatsız eden bir sivrisinektir demiş. Zehirli sivrisineğimiz var. Ha ha, yaşasın. Bizim de artık sonunda zehirli bir sivrisineğimiz var. Geçen gün bir yerde yılanla karşılaştık. Yanımdaki arkadaş bana dedi ki, panik yapacak bir şey yok dedi. Bu coğrafyada yılan sokmasından ölen kimse olmadı bu zamana kadar dedi. Öyle düşününce bir an, sen duydun mu hiç? Değil mi? Ya Afrika mı burası dedi ya. Yılandan korkacak bir şey yok. Şimdi öyle deyince ben biraz şey yaptım tabii, üzüldüm. Hani niye bizim sokunca öldüren, dolayıp boynuna kemik kıran yılanlarımız yok falan diye. Ama şimdi bu tır lastikleri arasında Türkiye'ye gelen Asya Kaplanı isimli sivrisineği görünce biraz heyecanlandım açıkçası. Demek sonunda bizim de zehirli sivrisineğimiz var. Ne iyi. Orhan Kural var biliyorsunuz, çevreci profesör. Çılgın profesör. Adam hem çevreci hem madenci, biliyor musun? Yani çevreci, yani yeşil profesör. Ama adamın ana uzmanlık alanı İstanbul Teknik Üniversitesi ya da İstanbul Üniversitesi galiba, maden bölümünün bölüm başkanı. Neyse, bu kimyasal silahlara karşı, her türlü kimyasal silahlara karşı, sivrisineklere sıkılan kimyasal silahlara da karşı. Afrika'ya giderken tabii zorunlu olarak işte aşı falan olması gerekiyor, bir şeyler yapması gerekiyor. Bu şimdi şeyi reddetmiş, şu vücuda sürülen ilaçları falan reddetmiş. O sinekleri öyle öldürmemek lazım falan filan diye. Gitti sonra sıtma oldu. Neyse, onu da bu vesileyle hatırlamış olduk. Peki, sağ olasın Fatih'im. Ellerini dert görmesin. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da kapasitesinin üzerinde saman yüklü bir kamyon seyir halinde idi. Giderken üst geçide çarptı. Bakın sonra ne oldu. Ankara'da kapasitesinin üzerinde saman yüklü bir kamyon üst geçide çarptı. Yola saçılan saman balyaları bir başka otomobilin üzerine ve daha sonra bir başka kamyonla otomobilin karıştı. İkinci kazaya neden oldu. Gece Ankara Samsun Karayolu'nda meydana geldi bu kaza. İşte görüyorsunuz saman balyalarının sokaklardaki halini. Çiğiltepe alt geçidine çarptı. Yükseklik sınırını aşan kamyondan çarpmanın etkisiyle saman balyaları etrafa saçıldı. Daha sonra da arkadan gelen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Belediye görevlileri yola dökülen samanları temizlemek için sabaha kadar mesai verdi. İstanbul hafriyat kamyonu aşırı süratli. Geçtiği caddedeki elektrik tellerine çarptı. Kabloları yerinden söktü çarpmanın tabii tesiriyle. Kopan elektrik telleri akım nedeniyle alev aldı, patladı. Hafriyat kamyonu sürücüsü ne yaptığını belki de hiçbir zaman bilemeyecek. Ya,
koca yüklü bir tır aldığı gibi elektrik kablolarını aşağı kadar paramparça yaparak alev içinde kaldık. Afiyet kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Kablolar ard arda patladı. Mahalleli panik yaşadı. Akşam saatleriydi. Arnavutköy Haratçı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonu iddiaya göre hem aşırı yüklü hem de süratliydi. Hafriyat kamyonu önce mahallenin girişinde bulunan elektrik direğinin bağlantı noktasına çarptı. Direği yerinden söktü, sonra hemen yakındaki başka bir elektrik direğinin kablolarına da çarpıp parçaladı ve kaçtı. Direkten kopan elektrik telleri akım nedeniyle alev aldı. Peş peşe patlamalar yaşandı. 3 metrelik bir duvardan atlamak zorunda kaldım engelli çocuğumla. Sesleri duyan mahalleli panik yaşadı. Allah korusun, mahalle çoluk çocuğumuz var. İyi kimseye denk gelmedi. Yani büyük bir felaketten dönük yani. Patlamalar geçti, şans eseri yaralanan olmadı. Ama mahalleye saatlerce elektrik verilemedi. Vahşi bir cinayet dizisi, 3 kişiyi öldüren 6 aylık polis memurunun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. 2 dayısı ve 1 kuzenini öldürdü. Daha sonra ortaya çıktı ki bu genç polis memuru önce ayaklarından vurmuş bu insanları, ardından yeniden vurduğu kişilerin başına gelip bu defa da başlarına ateş etmiş. 3 kişiyi ölüme götüren cinayet anları kameraya yansıdı. Olay Adana Yüreğir'deki Keresteciler sitesinde 11 Eylül günü meydana geldi. Ankara'da görevli 6 aylık trafik polisi Görkem E, daha önce dayıları İlyas ve Ümit Bayrak'la ortak kerestecilik şirketi kurdu. Ancak kendi adına olan şirket bir süre sonra battı. Görkem E'nin maaşına haciz geldi. Bunun üzerine Adana'ya giderek vergi borcunun ödenmesini istedi. Ancak iddiaya göre iki dayısı ve kuzeni o borcu ödemeyeceklerini söyledi. Sinirlenen yeğen beylik tabancasını çekerek iki dayısını bacağından yaralayıp otomobille uzaklaştı. Ancak yaklaşık 30 saniye sonra tekrar geri geldi. Kalabalığı dağıttı, yerde yaralı yatan iki dayısını ve kuzenini başlarından vurarak öldürdü. Görkem E. daha sonra da bir akaryakıt istasyonuna gitti, polisi aradı, 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Adresini vererek teslim oldu, ardından da tutuklandı. Cinayeti neden işledin? Kapat. Tekirdağ Malkara'dan bir kaza izleyeceğiz. Bir kaza görüntüsü izleyeceğiz. Bir otomobil refüje çarpıp takla attı. Sürücüsü yaralandı. O anlara bakacağız şimdi. Otomobil takla attı. Bir kişi yaralandı. Görüntüler Tekirdağ'dan. Emirhan Şinol kullandığı otomobille D110 Karayolu Deveci Mahallesi yol ayrımına gelmişti. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüje çarparak takla attı. Sürücü Emirhan Şinol yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, kural ihlali. Maalesef ve tabii ki aşırırız. Bu bunların kazaya davetiye çıkarıyor. Yurun çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan kaza görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Motosiklet son sürat yayaya böyle çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu kaza Nevşehir'de yaşandı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak düşen kadın ağır yaralandı. Bu görüntü de Muş'ta kaydedildi. Hastane kavşağında bir kişi karşıya geçecekti. Hızla gelen otomobilin altında kalmamak için son bir hamle yaptı. Kaputun üzerine sıçradı, hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Muş'taki bir başka kaza ise Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kontrolsüz bir şekilde dönmeye çalışan otomobile çarptı. Motosikletten düşen iki vatandaş yaralandı. Canınız için, sevdikleriniz için, malınız için trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gaziantep'te kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı. Arka arkaya patlamalar meydana geldi. O anlarda yine kamera kayıttaydı. Kozmetik mağazasında yangın çıktı, peş peşe patlamalar yaşandı. Gaziantep Şahinbey'de Kurtuluş Pasajı'ndaki kozmetik ürünler satan bir iş yerinde alevler yükseldi. Yüksek ısıya maruz kalan deodoran ve parfümler bomba gibi patladı. Çevredeki bazı dükkanlar ve araçlarda da hasar meydana geldi. İtfaiye patlamalar nedeniyle müdahalede zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. İstanbul Florya'da sabaha karşı çıkan yangın herkesi korkuttu. Ahşap bir restoranı küle çeviren alevler ancak sabahın ilk ışıklarıyla söndürülebildi. İstanbul Florya'da alevler korku saçtı. Görüntüler Şenliköy Mahallesi Yeşilköy üzerinde bulunan bir balık restoranından. Sabaha karşı bir anda başlayan yangın kısa sürede büyüdü, tüm binayı kapladı. Alevleri fark eden restoranın iki çalışanı son anda kendilerini dışarıya attı ve hemen itfaiyeyi çağırdı. Ahşap binayı küle çeviren yangın sabahın ilk ışıklarında söndürülebildi. Restoran tamamen küle döndü. Tek teselli ise can kaybı olmamasıydı. İstanbul polisinin zehir tacirlerine karşı verdiği amansız mücadele devam ediyor. Son bir haftada 8 ilçede 7 ayrı operasyon gerçekleşti. 13 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Kilolarca zehirle birlikte binlerce uyuşturucu hap ele geçti. Durdurulan kamyonetten, baskın yapılan adreslerden, kutulardan, poşetlerden kilo kilo uyuşturucu fışkırdı. Aç polis! Aç! Lan gire! Lan! Görüntüler İstanbul polisinin son bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarından. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında 8 ilçede 7 ayrı baskın yapıldı. 3'ü yabancı uyruklu, 13 zehir taciri yakalanıp cezaevine gönderildi. Komiserim burada. Baskınlarda binlerce uyuşturucu hapla birlikte kilolarca esrar ve gençlerin kabusu bonzai ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu saklamak için her yolu denemişti. Hint kenevirlerini hassas burunlu narkotik köpeklerinden korumak için paketlerin üstüne biber salçası sürdüler. Uyuşturucu hapları hediye paketlerine gizlediler. Afyon sakızlarını oyun hamuru kaplarına zulaladılar. Ancak narkotik polisi hepsini tek tek buldu. Adana'ya gidiyoruz. İki kişi motosikletle geldi. Evinin balkonunda oturmakta olan 80 yaşındaki kişinin yüzüne kezap atarak kaçtı. Nasıl oldu onları izleyelim. İşte motorlar gelmiş. Ondan sonra o da bir şey soracağı diye ayağa kalkıyor. Yüzüne kezapı döküp gidiyorlar. Kezap bıdı neyse. Motosikletle geldiler, yüzüne kezap atıp kaçtılar. Olay Adana Seyhan'ın Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli iki kişi zemin kattaki evinin balkonunda oturan Hüsnü Sabırlar'ın yüzüne kezzap atıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran 80 yaşındaki adam bağırdı, komşulardan yardım istedi.
Komşular yardıma koştu. Acı içinde kıvranan Hüsnü Sabırlar hastaneye kaldırıldı, tedaviye alındı. Yaşlı adam motosikletli ve kasklı iki kişinin üzerine sıvı madde döküp kaçtığını ve yüzünün yandığını anlattı. Polis balkondaki kimyasal madde kalıntılarından örnek aldı, saldırganların peşine düştü. İstanbul Pendik'te bir inşaat şantiyesindeki asansör boşluğunda biriken suyun içine bir yavru köpek düştü. Havlayarak çevredekilerin dikkatini çekmeyi başaran köpeğe kurtarma operasyonu düzenlendi. Havlama sesi çevredekileri meraklandırdı. Gördükleri manzara karşısında hemen itfaiye ekiplerini aradılar. Görüntüler İstanbul Pendik'teki bir inşaat şantiyesinde kaydedildi. Şantiyenin suyla dolan asansör boşluğuna bir köpek düştü. Talihsiz köpek boğazına kadar suya batmıştı. Sadece nefes alabiliyordu. Olay yerine gelen ekipler suyun içerisinde mahsur kalan köpeği boynuna taktıkları halat yardımıyla böyle kurtardı. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra da koşarak uzaklaştı. Ve şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da bir vatandaş susayan bir sokak köpeğine elleriyle bakın nasıl su içirdi. Her yaptığı eylemi paylaşıyoruz. Sokak köpeğine avuçlarıyla su içirdi. Görüntüler Malatya'da kaydedildi. Sokak köpeğinin su içmek için zorlandığını gören genç alkışlanacak bir iş yaptı. Avuçlarına doldurduğu suyu köpeğe içirdi. Her yaptığı eylemi paylaşıyoruz. Kana kana su içen sokak köpeği doyunca kendi yoluna gitti. Yeter da. Haber oğlum doymamış. Tamam yeter. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Veteriner Fakültesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez bir geyiğe katarakt ameliyatı yapıldı. Yavru geyiğin bir gözünün sağlığına kavuşması beklenecek. Ardından diğer göze de operasyon yapılacak. Koyun sürüsünün peşine takıldı, çoban sahip çıktı. 2 aylık yavru geyiğin katarakt olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ilk kez bir geyiğe katarakt ameliyatı yapıldı. Milli Parklar Müdürlüğü'nün koruması altında olan o kızıl geyik Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat masasına yatırıldı. Doçent doktor Kamuran Pamuk öncülüğündeki ekibin Umay adı verilen geyiğe yaptığı ameliyat başarıyla tamamlandı. Başarı oranı beşeri kemikleri bile %70-80 iken veteriner camiada %70'e yaklaşmasak da %50-60 arasında başarı şansımız vardır. İyi bir ameliyat olduğunu düşünüyorum ve bundan sonra da göreceğini tahmin ediyorum. Umay'ın kataraklı diğer gözü de yaklaşık bir ay sonra operasyonla açılacak. Kemençesi, horonu, tulumu, elemeyi, göznur yemekleriyle Rize İstanbul'a geldi. Horondan tuluma, mıhlamadan Trabzon ekmeğine kadar yok yok. Efendim bu tulum sesini duyduğumda oynamaya başlıyorum. Aslında ben Konyalıyım, Karadenizli değilim ama kendimi bir anda Karadeniz'in eşsiz güzelliğine bırakıveriyorum. Horonsuz olur mu? Olmaz. Müziğin ritmine kendinizi kaptırmanız yeterli galiba. Otomatik olarak horon tepmeye başlıyorsunuz. Efendim siz bayağı biliyorsunuz horon tepmeyi. Çok seviyorum bir de. Severek oynuyorum. Rize İstanbul'a taşındı. Tanıtım günleri Maltepe sahilinde başladı. Yöresel kıyafetlerden ben de giydim. Bakalım olmuş mu ama. Tabii böyle giyinmekle Karadeniz hanımı olunmuyor. Şimdi bu baş bağlama şeklinin adı ne? Hemşin puşisi. Yani hemşin puşisi baş bağlama şekli. Tarih boyunca süre gelen bir baş bağlama şekli. Yöresel lezzet mıhlama.
Efendim adettendir, buraya kadar gelmişken bize özel yapılan mıhlamadan, tatmadan olmaz. Hadi bana afiyet olsun. Kucağımdaki ekmek öyle sıradan bir ekmek değil, taşıması bir hayli zor çünkü tam 8 kilo Trabzon tam buğday ekmeği. Bir ay bozulmadan bu şekilde durabiliyor efendim. Meraklıları için Rize günleri pazar akşamına kadar devam edecek. Gel bir daha gazetelere bakalım, yazarları görelim bu defa. Fatih'cim gel, seni biraz yorayım bugün. Efendime söyleyeyim. Şimdi nereden başlayalım? Şu Mahmut Övür'ün bugün çok çarpıcı bir saptaması var. Ondan başlayalım istiyorum. FETÖ'nün şeytani planı, hamilelik testi. Bugün bu çok konuşulur. Söylemedi demeyin. Diyor ki Mahmut Övür, devletin kılcal damarlarına kadar sızan, parlamentoyu bombalayan ve halka kurşun sıkanların ablaları nerede? Bu önemli çünkü yapıyı iyi bilenlerin söylediğine göre örgütün genişlemesinde ve kurumlarda kök salmasında sayısı erkeklerden az olmayan kadınların rolü çok büyük. O oranın %50'lerden aşağı olmadığı biliniyor. 15 Temmuz'dan bir süre sonra FETÖ'nün ablalarına yönelik operasyonlar başladı ve çok sayıda abla gözaltına alındı. Ancak çoğu tutuklanmadı. Tutuklanmadı çünkü FETÖ'nün şeytani aklı devreye girdi ve akıl almaz bir plan uyguladı. İnanılır gibi değil ama bugüne kadar gözaltına alınan ablaların %80'i gözaltına alınır alınmaz klasik sağlık muayenesinde ortak bir talepte bulundu. Hamilelik testi. Bunun ne anlama geldiği de sonradan anlaşıldı. Küçük çocuğu olanlar gibi kadın hamile ise de tutuklanmıyor ve tutuksuz yargılanıyor. Bu kadarı da fazla. Bu nasıl olur? Onca insanın aynı zaman diliminde hamile kalması mümkün mü denebilir. Ama operasyonları yöneten ve yargılamayı sürdürenler bugüne kadar hiçbir örgütün aklına gelmeyen bu yolla çok sayıda FETÖ ablasının tutuklanmadığını ve dışarıda kaldığını söylüyor. FETÖ'yü iyi bilen biri şöyle diyor. Bu örgüt öyle sinsi bir örgüt ki bunu önceden hesapladı ve talimat verdi. Bunu da Avrupa'da kurulan hukuk birimi yaptı. FETÖ yapıya bağlı bir kadına istediğini yaptıracağını biliyor. Hele örgütü kurtarmak söz konusuysa her yol mübah. Böylece insani bir hakkı kullanarak dışarıda faaliyetleri sürdürebiliyor. Çok önemli sırları bilen ablalar büyük oranda bu yolu deneyerek dışarıda kaldı ve evlerde kermesler düzenleyerek örgütten mağdur olanlara yardım etti ve ediyor. Bir örgüt düşünün. Elemanının tutuklanacağını biliyor, onun hamile kalması talimatını veriyor ve onlar da hamile kalarak tutuklanmaktan sıyırıyor. Karşımızda nasıl şeytani bir örgüt olduğunu görmekte yarar var demiş Mahmut Övür bugünkü yazısında. Geldik Kurtuluş'tayız'e. Akşam gazetesinden. Batı'nın 100 yıllık propaganda mekanizması çöktü diyor Kurtuluş'tayız. Türkiye'de siyaset ve medya dünyasında önemli bir yer tutan ve gündem belirleme becerisine sahip olan güç çevreleri dikkatleri ısrarla hep Ankara üzerine toplamaya çalışıyor. Ankara her konuda suçlanırken Batı sistemi tartışma gündemine dahi getirilmiyor. 100 yıldır işleyen bir sistem bu. Türk demokrasisinin kusurları, hataları muhakkak söz konusu. Yıllardır demokrasi sancısı çekiyoruz. FETÖ'nün devlet üzerindeki etkinliği azaldıkça sistem rahat bir nefes alıyor. Demokrasinin nefes boruları açılıyor. Aklı başında herkes bu gerçeğin farkında. Devleti rehin alan, ülkeyi manipüle eden, istikametimizi saptıran gizli uluslararası bir çete sistemden temizlendikçe Türk demokrasisi yaralarını sarıyor, kusurlarını gideriyor. Hal böyleyken siyaset ve medyaya hakim olan çevreler ısrarla Türk demokrasisini zaaf içinde göstermeye ve bütün tartışmaları iç gündemle sınırlamaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı terör örgütlerine binlerce tır dolusu silah sevk eden devletler nedense eleştirilmiyor, sorgulanmıyor bile. Batı'nın uluslararası gizli bir istihbarat çetesi terör örgütü olan FETÖ'yü himayesinde nedense gündemde ciddi bir yer tutmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne askeri ticari ambargo uygulayan, buna karşın terör örgütlerine siyasi ve askeri destek veren Batı demokrasisi ne yazık ki ülke içindeki güç çevreleri tarafından Türk demokrasisinden daha üstün gösteriliyor. Avrupa'nın göbeğinde Bosnalı Müslümanları soykırıma uğratan Batı sistemi fi tarihinden kalma dosyaları çıkarıp çarpıtarak Türkiye'ye sorgu yargıçlığı yapıyor. Oysa Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Afganistan, Libya, Irak, Suriye ve Yemen'de milyonlarca Müslümanın kanını döken Batı sisteminden başkası değildi. Türk aydını ne yazık ki bu gerçeği cılız sesle de olsa eleştirememiştir. Zehirli oklarını daima içeri çevirmiş ve Müslümanları suçlamıştır. Ülke meselelerinde her kritik konuyu Batı'nın lehine tartışmış, yorumlamışlardır.
Suriye'deki PKK-PYD unsuruyla Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu tartışmaları da bu genel çerçevede yürümektedir. Pentagon'un Orta Doğu haritasını kanlı iç çatışmalarla değiştirme gayretlerini hala IŞİD'le mücadele kapsamında değerlendiren aydınlar çoğunlukta. Ana akım medya PKK'yı IŞİD'le mücadele eden Kürt güçler olarak kavramlaştırmaya başlamış. Ülkeye hakim olan medyanın büyük bir bölümü Kuzey Irak'taki referandumu "Ne var canım, devlette karışmayı versin, Kürtlerin de bir devleti olsun" diye izah ederek Ankara'yı suçlamaktadır. Sanki hedef Türkiye'nin bütünlüğü ve devletin bekası değilmiş gibi. Türkiye'de hakim bir güç çevresi, sahip olduğu medya ve siyasi imkanlarla Batı sisteminin kanlı yüzünü, hesap ve planlarını sistematik olarak gizlemekte, bunun yerine suni gündemlerle tartışmaları hep Ankara'nın üzerinde toplamaktadır. Batı'nın 100 yıldır işleyen bu propaganda mekanizması 15 Temmuz'dan sonra deşifre oldu ve çöktü. Artık ne millet ne de devlet üzerinde etkili olabiliyorlar. Bu saatten sonra devlette istikamet çizmeleri de mümkün değil. Devlet artık devletliğini biliyor demiş Kurtuluş'tayız bugün akşam gazetesindeki yazısında. Yoruldun mu? Valla. Daha çok işimiz var çünkü. Yeni Şafak Kemal Öztürk. Şu taraf. tamam, demek ki bir sonrakinde de Yusuf Kaplan okuyacağız. Gündemin tahribatı, zihin düzleşmesi. Diyor ki Kemal Öztürk, her gün okuduğunuz yazılara, takip ettiğiniz yayınlara, televizyon programlarına, gittiğiniz mekanlara, görüştüğünüz insanlara, sosyal medya mesajlarınıza bakın. Hepsi birbirine benziyorsa bir girdabın içine girmişsiniz demektir. Bizden söz ediyor, sizden. Böyleyseniz hayatınız tek düzelik tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eğer her gün aynı yere bakıyorsanız kafanız sabitse, boyun düzleşmesi diye tehlikeli bir hastalığa kapılırsınız der fizyoterapistler. İnsanın bakış açısı da böyledir. Eğer hep aynı yöne bakıyorsanız, tek düzelik varsa hayatınızda, zihin düzleşmesi yaşayabilirsiniz. O zaman olayları anlamak, analiz etmek ve çözüm üretmek konularında sıkıntı yaşarsınız. Girdaptan nasıl kurtuluruz? Eğer bir girdaba girdiğinizi düşünüyorsanız, buradan kurtulmak için bazı önerilerim var. Çoğumuzun aşırı politize olmuş yaşamları var. Siyaseti fazla takip etmekten oluyor. Bu yüzden hayatımızın tamamında bir çeşitlilik yaratmalıyız. Her gün et yemeyin, sebze de yiyin diyen diyetisyenler gibi her gün aynı şeyleri okumayın, başka şeyler de okuyun. Mesela mizah dergileri. Her çeşidinden okumalısınız. Gezi, teknoloji, tarih, edebiyat yayınları okumayı alışkanlık edinin. Fikrinizle taban tabana zıt gazeteleri ve köşe yazarlarını da okuyun. Bazıları dayanılmaz olabilir. Yine de onları okuyun, anlamaya çalışın. Mümkünse mahallenizin dışındaki insanlarla tanışın, konuşun, fikir alışverişinde bulunun. Onların eleştirilerini, iddialarını, argümanlarını duyun. Başka fikirleri duymaktan çekiniyorsanız, o zaman kendinize güveniniz az demektir. Başka fikirleri de duymak ve öğrenmek istiyorsanız, bu çabanız sizi doğruya götürecektir. Başka mekanları gezin. Sürekli kendi mahallenizde dolaşırsanız körelirsiniz. Bir gün Cihangir'e gidin, bir gün Etiler'e, Ulus'a, sonra Beylikdüzü'ne, Sultanbeyli'ye. Hayatı tanımak için zıtlıkların olduğu yerlere gidin. İnsanların nasıl yaşadığını, yolda nasıl yürüdüğünü, arabalarını nasıl park ettiğini görün. Haftalık uğraşlarınızı gözden geçirin. Hayatınızda ne kadar müzik, sanat, sinema, tiyatro, doğa, spor, bilim var, onun listesini çıkarın. Listede bunların eksik olduğunu gördüyseniz hayatınız ağaçsız ve bitkisiz bir toprağa benziyor demektir. O toprak verimli bir toprak değildir. Bu kadar önemli gündemler varken, bu kadar ciddi olaylar olurken bu yazdıklarımı yapmak size tuhaf mı geldi? Gelmesin. Bilakis bu kadar yoğun bilgi, olay, sıcak gelişmenin olduğu dönemlerde asıl sorunlar kendini gösterir. Bunlarla kendimizi kaptırdığımız için tek düzelik ve zihin düzleşmesi oluyor hayatımızda. Bir de tam böyle zamanlarda stresinizi yönetirseniz hayatınızın akışını zenginleştirirsiniz. At gözlüğünden kurtulursanız işte o zaman her şeyi daha iyi anlar ve analiz edersiniz. Siz beni dinleyin, girdaplara kapılmayın, zihninizi düzleşmekten kurtarın. Bence iyi öneriler. Kitap mı yazsam bu konuda diyor Kemal Öztürk Yeni Şafak'taki yazısında. Kitaba gerek yok, bu makale zaten kafi miktarda aydınlatıcı olmuş durumda. Kaç dakikamız var? Bir de Yalçın Akdoğan yazısı verelim o zaman. Ulusların boşanma hakkı mı diye soruyor Kuzey Irak referandumuna. Bilimsel bir perspektifle bakmış Yalçın Akdoğan. İki cümle, onu da getirelim ekranlarınıza. Şimdilerde küresel güçler, küçük devletçikler oluşturup hegemonyalarını yeni formatta devam ettirmek için bunu pompalıyorlar. Harici müdahalelerle yönetemedikleri ülkeleri böl parçala yönet mantığıyla nüfuzları altında tutmak istiyorlar. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin referandum kararıyla yeniden gündeme gelen bu konu birçok açıdan ele alınmayı gerektiriyor. Mesele kimilerince demokratik bir hak,
her milletin sahip olduğu doğal bir irade kullanımı gibi lanse ediliyor. Oysa demokratik bir irade kullanımı gibi görülen bu konu, bir devleti yıkmak, bir ülkeyi bölmek, bir vatanı parçalamak gibi bir iddia üzerine kuruldu. Toplamın iradesi yerine bir parçanın tek taraflı iradesini asıl kabul etmek gibi bir mantık. Her grubun, topluluğun, kavmin, ırkın veya bu tür yapılar adına hareket eden örgütlerin böyle bir hakkı olduğunu varsaymak, bu örgütlerin yıkıcı eylemlerine ve şiddet faaliyetlerine göz yummak gibi bir sonuç doğurabilir. Bağımsızlık veya otonomi talebinde bulunan ayrılıkçı hareketlerin teşvik edilmesi, kaos ve çatışmayı desteklemekten, istikrarsızlığı tahrik etmekten başka bir anlam taşımaz. Parıltı gibi görünen bu tür kavramların ciddi karışıklıkları ve gerilimleri tırmandırması, toplumsal yapıları çözücü bir etki yapması muhtemeldir. Irak halkının toplamının iradesinde olan bir konu, bir bölge halkının iradesiyle karara bağlanabilir mi? Komşu ülkeleri de etkileyecek ve özellikle Kerkük gibi özel statülü yerleri ilgilendiren bir konuda bütün dengeleri bozacak bir yapılandırmaya gitmek sıradan bir hadise gibi görünebilir mi? Geçmişte yaşananların ardında yeni devletler ortaya çıkmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi ülkelerin ayrışması farklı bir durumdur. Bu ülkeler federatif, çok parçalı, ayrı sosyolojik ve siyasi entiteler üzerine kurulu ülkelerdi. Emperyal bağlarla çevrelenmiş bir üst yapıdan ayrılmak, siyasi, zor veya ekonomik çıkar temelli oluşan bağımlı parçaların birbirinden kopması, yaşanan çatışmalarla başka bir durum üretmiştir. Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrılanlar da müstakil devletlerdir. Irak'taki hadise bundan tamamen farklı. Irak'ta farklı etnik, dini, mezhebi gruplar iç içe ve karışık bir şekilde yaşamakta. Geçmişten bu yana tarihi bir bütünlük taşımaktadır. Bölgesel yönetimin istikrarsızlıktan yararlanarak sınırlarını genişletmesi, demografik yapıyı değiştirmesi veya oldu bittiğiyle bağımsızlık ilan etmesi tüm Irak halkına karşı bir dayatma olur. Dünyayı sömüren küresel güçler, sömürülen halkları devletçiklere kanalize ederek yeniden sömürme yollarını arıyor. Bugün için ulusal güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi oyunu, küresel güçlerin hegemonyasına girme aldatmacasından başka bir şey değildir. Asıl olan toplumu ve milleti oluşturan tüm kimlik türlerinin demokratik, adil ve özgürlükçü bir düzen içinde bir arada yaşamasıdır. Umumun efkarına ve hissiyatına aykırı bir şekilde bir cüz'ün bütününe karşı tek taraflı egemenlik çabası içine girmesi karmaşık sorunlar doğuracağı gibi ortak gelecek ülküsünü ve iç barışı da yok eder. Kuzey Irak yönetiminin girişimi bölgeyi ateşe sürükleyebilecek ve uzun zamandır büyük acılar çeken Irak halkını daha da huzursuz edecek bir girişimdir diyor Yalçın Akdoğan bugün Star Gazetesi'ndeki yazısında. Yazarlar böyle. Şu sadece şeyi söyleyeyim, yani bu Yalçın Akdoğan'ın yazısındaki detay son derece kıymetli. Bugün için ulusal güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi oyunu küresel güçlerin hegemonyasına girme aldatmacasından başka bir şey değildir diyor. Çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın, bölgemizde iki yapı tesis edilmiş durumda. Biri hemen güneyimizdeki Kuzey Suriye hattındaki PKK devleti. Diğeri de güneydoğumuzda tesis etmeye çalıştığı Barzani'nin, işte onların Güney Kürdistan dediği, Allah muhafaza, Irak Kürdistan'ı bölgesi. Şimdi her ikisinin de ortaya çıkış temellerine baktığınız zaman dünyaya verdikleri mesaj şu: biz artık nasıl bağımsız devletiz demiyorlar. Barzani öyle demiyor mu? 25 Eylül'deki referandumun adına bağımsızlık referandumu koymadı mı? İşte onların kafası oradan bu meselelere çalışmıyor olabilir. Onlar baktıkları yerden meseleyi böyle göremiyor olabilir. Fakat biz söyleyelim. Ne güneyimizdeki Kuzey Suriye hattında kurulan PKK devleti, ne güneydoğumuzda Barzani'nin kurmaya çalıştığı Irak Kürdistan'ı. Her ikisi de bağımsızlık şiarıyla yola çıktı. Fakat her ikisi de şuralarına kadar bağımlı birer mekanizmalar aslında. Şu halleriyle bile, belki, yani şu halleriyle belki işte PYD PKK devleti Suriye'ye, Irak Kürdistan'ı ise merkezi Irak hükümetine bağlı oldukları halde de daha bağımsızlar aslında. Oysa biz devlet olduk bundan sonra dedikleri andan itibaren onlar aslında kendilerini oraya süren gücün tasmasının altında yaşamlarını en bağımlı halde, bu vakte kadar olmadıkları kadar bağımlı halde sürdürecekler. Bunu elbette, yani o ülkeleri ya da o toplumları yönettiğini söyleyen kadrolar, mesela Barzani mesela ya da işte Salih Müslim öbür tarafta çok iyi biliyor. Onlar zaten gönüllü olarak bu hegemonyaya girmiş durumdalar. Bu idare altına girmiş durumdalar. Ama asıl bundan sonra ki süreci oradaki halkların kendisinin karar vermesi lazım. Çok kısa bir ara, o aranın ardından Uyandırma Servisi
devam ediyor olacak, bir yere ayrılmayın. Sevgiyle, saygıyla, muhabbete, coşkuyla, candan yürekten selamlıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi temennisiyle uyandırma servisinin bu dilimini açıyoruz. Okula giden kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Derslerinde başarılar dileriz. İşe gidenlerin de Allah işini gücünü rast getirsin inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York temaslarının son gününde Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. 50 dakika aşağı yukarı sürdü bu görüşme. 9 ayrı başlık konuştu. 9 ayrı başlıktan söz edildi bu görüşme içerisinde. Aralarında FETÖ, Elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinden Cumhurbaşkanı'nın korumalarına dönük açılmış olan davaya kadar pek çok mesele vardı. Amerika'nın PKK terör örgütüne silah sağlamasına kadar pek çok mesele vardı. Ama ağırlıklı olarak tabii 25'inde yapılacak olan Kuzey Irak referandumu önemli bir yer tutuyordu. Thank you very much and it's a great honor and... Beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta bir araya geldi. President, thank you very much. It's a great honor to have you in the United States. Thank you. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımak büyük bir şeref ve ayrıcalık. O dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız. Erdoğan'a teşekkür eden Trump açıklamasını sizi ABD'de görmek büyük bir şeref sözleriyle tamamladı. President, thank you very much. It's a great honor to have you in the United States. Thank you. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün bu heyetler arası ve ikili görüşmeyi gerçekleştirmek suretiyle inanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Trump Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'de ağırlamanın harika olduğunu söyledi. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada iki liderin Kuzey Irak'taki referanduma karşı oldukları ifade edildi. Bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağı vurgulandı. Bölgesel konularda işbirliğinin arttırılması gerektiği belirtilen görüşmede, terörle mücadelenin de kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalındığı belirtildi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York temaslarını tamamladı. Yurda dönmek üzere yola çıktı. New York Jeff Kennedy Havalimanı'ndan uçağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'dan özel uçak canlı Türkiye saatiyle 3.30'da ayrıldı. Erdoğan'ı New York kentindeki JFK Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'yla Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç uğurladı. Erdoğan'la beraberinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akta, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'le Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Doktor Berat Albayrak da Türkiye'ye hareket etti. Ve Cumhurbaşkanı Türkiye'ye döner dönmez ayağının tozuyla ilk iş Beştepe'de MGK'yı toplayacak. Bugünkü kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkacak olan sonuç Barzani referandumu sürecinde Türkiye'nin izleyeceği politikanın da ipuçlarını veriyor olacak. Sayın Barzani bizim bu konuda ne düşündüğümüz gayet iyi biliyor. Bu konuyla ilgili nihai kararımızı da bizler teklif olarak hükümette Bakanlar Kurulu olarak ayın 22'sinde verecek.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma ısrarına ilk andan itibaren Ankara tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu enine boyuna masaya yatırılacak. Eğer siz burada bir kendinize göre bağımsız bir devlet ilanına kalkarsanız kusura bakmayın. Ya buna herkes böyle evet demez. Türkiye'nin atacağı adımlar çeşitli. Ne yapılacağı MGK'da konuşulacak ve Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı iletilecek. Aynı gün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da o kararlar ele alınacak. Barzani yönetimine ekonomik, diplomatik, siyasi yaptırımların Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da Kuzey Irak bağlamında değerlendirilecek. Habur sınır kapısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği tatbikatla ilgili de kurula bilgi verilecek. PKK'nın Suriye kanadı PYD-YPG terör örgütünün de referandum hazırlıkları yapması ve o bölgeye yönelik alınacak kararlar da MGK'nın ajandasında. Bölgedeki askeri hareketlilikle bağlantılı atılacak adımlar MGK'nın bir başka gündemi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu girişiminde önemli gelişmeler yaşanma ihtimali hala daha söz konusu. Sandıkların kurulacağı 25 Eylül'e az kaldı. Ancak bölgedeki gelişmeler referandumun ertelenme ihtimalinin hala gündemde olduğunu söylüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu yapacağı 25 Eylül'e az kaldı. Ancak hala referandumun ertelenme ihtimali var. Bölgedeki gelişmeler bunu gösteriyor. Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani mitinglerini iptal etti. Referandum Yüksek Konseyi ile toplantı yaptı. Masada dünyadan gelen tepkiler vardı. Erbil'den bir heyet cumartesi Bağdat'a gidecek. Referandumun ertelenmesi karşılığında Bağdat'ın atacağı adımlar konusunda müzakereler yapacaklar. Heyet kararı Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un dün Barzani ile yaptığı görüşmede alınmıştı. O görüşmeden çıkacak sonuç referandumun kaderini belirleyebilir. Barzani'ye tepkiler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü referanduma sert şekilde karşı olduklarını söyledi. Müzakere çağrısı yaptı. Avrupa Birliği de Irak'ın birliği vurgusu yaptı. Batılı ülkelerin Barzani'ye yeni bir öneri sundukları belirtiliyor. Bu önerinin yaşanan yeni gelişmelerde etkili olduğu da gelen haberler arasında. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sürdüğü New York'ta önemli bir üçlü toplantı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Iraklı ve İranlı mevkidaşları katıldı. Görüşme sonrasında yayınlanan bildiride Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Referandum, DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımları riske atar denildi. İstanbul'dan havalanan özel jet iniş takımı arızası çıkınca yeniden piste geri döndü. Acil iniş yapmak istedi. Daha sonra pistten çıkan uçak yandı. İçinde bulunan iki pilot, bir hostes ve bir yolcu yaralandı. Atatürk Havalimanı'nda facia ucuz atlatıldı. Pistten çıkan özel jet alev aldı. 3 mürettebat ve bir yolcu canını zor kurtardı. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan özel jetin iniş takımları arıza yaptı. Kuleye acil iniş isteği gönderildi. Pist boşaltıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri hazır duruma getirildi. Kulenin yönlendirmesiyle inişe geçen jet, iniş takımlarının katlanması ve havanın yağışlı olması üzerine kontrolden çıktı. Sürtünmeden dolayı jet alev aldı. Jet içinde bulunan iki pilot, bir hostes ve bir yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yanan jet piste hazır bekleyen itfaiye tarafından söndürüldü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Pist başından aşağıya doğru devam ediyor uçak. Tabii bu duramayıp aşağı doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Havaalanında pistte hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediyor. Yangın söndürülüyor. Şu anda hastalarımız daha doğrusu 4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi. Herhangi bir can kaybı yok. Hastanede tedaviler devam ediyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine uçuşa kapanan Atatürk Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü. FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün finans ayağının en önemli merkezlerinden biri Koza İpek grubu idi. FETÖ'nün finanse edilmesi, vergi usulsüzlüğü, evrakta sahtecilik gibi pek çok suçlamayla başlayan Koza İpek Holding davasında tutuklu sanıkların ardından tutuksuz sanıklar da ifade vermeye, hakim önüne gelmeye başladılar. O isimlerden biri de Melek İpek'ti. Melek İpek de diğer sanıklar gibi tüm suçlamaları reddetti. Tutuklu sanıkların tamamı savunmalarını verdi. Tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Onlar da suçlarını reddetti. Diğer FETÖ davalarındaki senaryo Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Koza İpek Holding davasında da tekrarlandı. Koza İpek Holding davası Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. 45 sanıklı davada bu kez savunma veren isim iddianamenin bir numaralı ismi Firari Hamdi Akın İpek'in annesi Melek İpek'ti. Tutuksuz yargılanan Melek İpek kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti savunmasında. Ailesinin FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını iddia etti. İpek FETÖ'ye üye değilim dedi. Melek İpek FETÖ'ye finansman sağladığı iddialarını ise yalanladı. FETÖ'ye üyeliği konusunda kimseyi yönlendirmediğini de savundu ve bir kişi bunun aksini iddia ederse köprüden atlarım dedi. Davada bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarını verdi. Koza İpek Holding eski genel müdürü İsmet Sivrioğlu, Koza İpek çalışanı Özlem Özdemir, Mevlüt Korkmaz, Davut Kahraman ve Zeki Baran yeni günde savunmalarını tamamladı. Bu isimler haklarında iddia edilen FETÖ üyeliği suçlamalarını reddetti. Tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasıyla birlikte Koza İpek Holding davasında ara kararın açıklanması bekleniyor. Diyelim ve hemen Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Ankara'da bizi Betül Bilsel bekliyor. Bugün bütün Ankara'daki meslektaşlarım gibi Betül de fazla mesai yapacak gibi görünüyor. Çünkü bir haftadır burası sakin, Amerika'ya bakalım deyip duruyordun. Ah, hadi bakalım şimdi anlat Ankara'yı. Ersoy dedi, Ankara'da tüm gözler ve tüm kulaklar artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Çünkü iki kritik toplantıya ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Ve bu toplantıda aslında çok kritik konular masaya yatırılacak ki o kritik konuların başında da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumu var ki bu referandumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri seyahati boyunca önemli açıklamalar yaptı. Gerekli her türlü tedbiri alırız dedi. Tabii Ankara'da programı olan tüm bakanlar ve kabine üyeleri de aslında benzer açıklamalarda bulundu. Türkiye yanı başında bir terör devleti kurulmasına asla izin vermez şeklinde açıklamalar geliyordu. İşte bugün hangi kararlar alınacak, hangi adımlar atılacak? Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bu kararından vazgeçmezse Türkiye ne gibi yaptırımlar uygulayacak? Tüm bu başlıklar masada olacak. Özellikle son dönemde konuşulan konular arasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yaptırılacak yaptırımlar arasında yer alan Türkiye ile Irak, Kuzey Irak arasındaki ticaret hacminin ticaretin durdurulması, yine sınır kapılarının kapatılması gibi seçenekler masada. Aynı zamanda askeri tüm seçeneklerinde masada olduğu
sık sık dile getirilmişti. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan tarafından işte tüm bu başlıklar masaya yatırılacak. Hem Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hem de Bakanlar Kurulu toplantısında ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bittikten sonra bir tavsiye kararı çıkacak ve o tavsiye kararı da Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Sadece aslında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi değil, Türkiye'nin terörle mücadele anlamında yürüttüğü tüm çalışmalar da her iki toplantının öncelikli gündem başlıkları arasında olacak. Ve aynı zamanda İdlib'de oluşturulmasına karar verilen çatışmasızlık bölgesi, Suriye'de yaşanan son gelişmelerinde yine bu toplantılarda masaya yatırılmasını bekliyoruz ki Türkiye önümüzdeki hafta önemli bir konu ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir isimle görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Tabii bu görüşme öncesinde Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alınması konusunda da önemli adımların atılması bekleniyor diyebiliriz ve aslında gerçekleştirilecek toplantılarda yalnızca bu konu başlıkları değil, dün gerçekleşen önemli bir açıklama vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak ve o olağanüstü toplantıda da Irak ve Suriye tezkerelerinin yeniden görüşülmesi bekleniyor. Tabii bu görüşmeler bu görüşmelerin yapılacağı dün açıklandıktan sonra muhalefet kanadından önemli bir açıklama geldi. Milliyetçi Hareket Partisi bu tezkereye destek vereceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ise bir önceki tezkereye destek vermiştik. İçerinde ne var? Tabii ki terörle mücadelede hükümetin yanındayız açıklaması yaptım. Bu anlamda da önemli görüşmelerin, önemli açıklamaların olması bekleniyor. Yani Ankara'yı bugün hem sıcak konu başlıkları hem de hareketli bir gün bekliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Ersoy dedi. Teşekkürler Betül Bisel. Sağ olasın, var olasın verdiğim bilgiler değerlendirmeleri için. Ankara'dan Betül bize aktardı Ankara'nın gündemini. Tolga geldi. Biz de şu gazetelere bakalım birlikte. Neler yazmış, neler etmiş gazeteler. Günaydın. Günaydın abi. Ne var ne yok. Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Canavar gibiyiz. En kötü günümüz böyle olsun. Amin. Hiç olmadığı kadar yakınız. Bugün benzer bir başlık her iki gazetede şeyde de gördüm. Habertürk'te de böyle iki başlık var. Erdoğan Trump zirvesine bu söz damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı'yla bir araya geldi. Kritik zirvede Trump, Erdoğan dünyanın zorlu bir bölgesinde iyi işler çıkarıyor dedi. Bu Habertürk'ün, bu da takvimin. Hiç olmadığı kadar yakınız. Dostum Donald diye hitap etti diyor. Trump ise şunları söyledi. Erdoğan dünyanın çok zor bir bölümünü yönetiyor. Güçlü inisiyatif kullanıyor. İki ülke hiç olmadığı kadar yakın. Bunun kişisel ilişkimize de bir ilgisi var diyor. Bu sözü Türk gazeteleri manşete çıkartmış durumda. Hiç olmadığı kadar yakınız. Dostum Donald. Dostum Donald'la dün akşam yapılan değerlendirmelerin, görüşmenin devamını bugün hep beraber görüyor olacağız. Bugün MGK var, peşinden Bakanlar Kurulu var, peşinden efendim yarın meclis toplanıyor tezkere gündemiyle. Ne olacağını hep beraber görüyor olacağız. Bak şöyle yazmış Habertürk. Tezkere mesajı. Kuzey Irak'ta yapılacak referandum öncesi meclisten kritik bir adım geldi. Meclis hükümete Irak ve Suriye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin süresini uzatmak için yarın olağanüstü toplanıyor. MHP tam destek vereceğini açıkladı. MHP tam destek vereceğini açıkladıktan sonra hemen şuraya dönelim. Kılıçdaroğlu da muhtevayı bilmeden konuşmak erken olur diyor. Dün televizyon programına katıldı. Ben mesela şey beklerdim. Daha mesela Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'yi maceraya atmayın falan gibi daha garip bir şey beklerdim. Gene biraz daha rasyonel bir şey söylemiş. İçeriğini bir göreyim diye. Danışmanlarından ya o söyleyeyim mi bir söyleyeyim. Danışmanlarından arz edelim. Eylül 2016 tarihli Irak'ta asker çıkartma ve asker bulundurma tezkeresini Sayın Kılıçdaroğlu'na versinler. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu galiba onu da bilmiyor. Dolayısıyla da içeriğini bir göreyim diyor. İçeriği o işte. Yani ne anlatacaksınız? Adam CHP yönetiyor. Ne diyeyim ben? Muhteva orada duruyor zaten. Tezkerenin süresi uzayacak. İçerik dediğiniz şeyi şöyle söylenebilir belki. Yani MGK'dan ne karar çıkacağını bilmiyoruz. Çıkacak olan kararla Bakanlar Kurulu'na ne tavsiye edileceğini de bilmiyoruz. O başka bir mesele. Yani orada öyle şeyler söyleniyor ki yani akıllara durgunluk verecek.
iddialar havalarda uçuşuyor. Onu gelir tartışırsınız. Dersiniz ki bunu MGK tavsiye kararlarını, ya bakanlar kuruluna verilecek olan kararlar vardır MGK'dan çıkan, meclise getirilecek olanlar vardır. Olabilir. Onu anlarız. Onu gel tartışırız. Dersin mesela Habur kapatılacak. Diyelim böyle bir karar çıktı. Faraza söylüyorum. Bilgiye dayanarak değil yani. Diyelim ki böyle bir karar çıktı. Siz de CHP olarak bunu destekliyorsunuz ya da bunun yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Dersiniz ki gelin bunu tartışalım. Bu başka bir şey yani. O işte Habur bölgenin can suyudur. Onu kapatmayalım falan filan. Ama tezkerenin muhtevasını görelim dediği zaman, arkadaş tezkerenin muhtevası ortada, işte geçen seneki tezkerenin uzatılması bu yani. Bilmiyorum ne yapmaya çalıştığını. Yani bazen bazı şeyleri şaka olsun diye söylediğini düşünüyorum ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü gerçek olmadığını düşünüyorum. Dün şehir hastaneleriyle ilgili bir soruya, hasta yoksa hastaneyi ne yapacaksın falan gibi garip bir cevap verdi çünkü. Sahiden de çok gerçekçilikten uzak yani. Gerçeküstü bir tablo ya. Peki vatana bakalım. Erdoğan Türk adaletinden kaçtığını düşünen korkaklar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. FETÖ'yle mücadelenin süreceğini söyledi. Ruhunu 1 dolara satan insan müsveddeleri tarihimizin en büyük ihanetini yaşattı. Ele başlarına baktığınızda iyi eğitim aldıklarını görüyorsunuz. Eğitim cehaleti alıyor ama hainlik, karaktersizlik ve soysuzluk baki kalıyor. Vatanına aidiyetini kaybedenin varacağı yer ihanet çukurudur. Bunun hesabını soracağız. Geri adım yok. FETÖ'cüler nereye kaçarsa kaçsın, kullanma sürelerinin ne zaman dolacağının endişesiyle yaşayacaklar. Dün Türken'deki konuşması bu şekilde yansımış Vatan'ın birinci sayfasına. İşte budur. Şeyi söyleyelim yani, bunlar şimdi dünyanın dört bir tarafında varlıklarını sürdürüyorlar. Kimisi Kanada'ya gitmiş, kimisi Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde falan, altlarında Lexus'larla falan geziyorlar falan, böyle derd üstü murad üstü. Ben daha evvel söylediğim için bu FETÖ'cü teröristlerden bir tanesi suç duyurusunda bulunmuş hakkımda. Herif beni televizyondan tehdit ediyor diye. Nasıl algılarsan algıla, alayınıza gider. Sadece bir şey söylüyorum. Geceleri iç çamaşırınızla yatmayın ki bir baskın anında daha fazla rezil rüsva olmayasınız. Ben mesela hani tavsiye olarak söyleyeyim. Gece takım elbiselerinizle sandalyede kestirin, şekerleme yapın. Çünkü nasıl bir hani... Yani zaten geldiğinizde burada işte o at çiftliğinde donlarıyla falan oturdu. Zaten o hale geleceksiniz. Hiç olmasa yakalandığınızda o hani 90'lardaki Müslüm Gündüz gibi don paça yakalanmayın diye diyorum yani. Hani hiç değilse sandalyede mandalyede oturun geceleri. Ama benden size tavsiye, hiç uyumayın. Ara ara böyle kontrollü şekerlemelerle falan geçirin zamanınızı. Çünkü yani bir gece ansızın kimin sizin kapıyı çalacağını önceden bilemezsiniz. Çok açık söyleyeyim. O güvendiğiniz devletler var ya, hani çok sırtınızı yasladığınız o devletler var ya, onlar da birer ikişer satıyor size, haberiniz olsun. Hepsi satıyor. Adam dostum Donald dedi ha. O kadar söyleyeyim size yani. İdlib kolay görev değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta Reuters'a konuştu. El-Kaide'nin elindeki Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye'nin nasıl bir rol üstleneceğini açıkladı. Erdoğan, çatışmasızlık anlaşması umut verici bir fikir. Ruslar İdlib dışında güvenliği sağlayacak. Türkiye de İdlib bölgesinin içinde güvenliği sağlayacak. Bu kolay bir görev değil. Cumhurbaşkanı Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu süreciyle ilgili meclisin yarın olan toplanacağını söyleyerek tezkere çıkarsa süreç farklı şekilde ilerleyecek ifadesini kullandı. Türken Vakfı'nın gala yemeğinde de konuşan Erdoğan, ilmini ve fennini tahsil için Batı'ya gönderilenlerin çoğu zaman Batı'nın sadece kültürünü alarak benliklerini de kaybederek geri dönmüşlerdir. Kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenler maalesef Batı'nın gönüllü ajanları, adanmış havarileri haline gelmiştir. FETÖ işte böyle bir güruhtur diyor. Bu mesele üzerine çok tepindiler, çok tartıştılar. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın her okumak için yurt dışına gitmiş ya da her efendim deneyim için yurt dışına gitmiş Türk gencini kastetmediği çok açık görülüyor zaten. Hatta bilakis doğru olanın da bu olduğunu söylediğini anlıyorum ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına baktığımda. İlmini ve fenli tahsil için Batı'ya gönderilenler kültürü alarak
benliklerini kaybederek geri dönmüşlerdir. Bu insanların oraya gidip oradan işte o ilmini ve fenni tahsilini alıp dönmeleri beklenir diyor. Bunda anlaşılmıyor, çok fazla bir şey yok. Ama biz hep gördük bunu. Yani hani bazı adamlar vardır böyle anlatırken söylersiniz, siz de bilirsiniz böyle. Bu adam Frankofon dersiniz mesela, tamam mı? Yani bakmışsın adam Mektebi Sultaniye okumuş. Oradan da işte gitmiş Fransa'da efendim orada Sorbon, Morbon bir şeyler yapmış falan filan. Neyse işte başka yerlere gitmiş. Döndüğünde hani ona dersiniz ki yani bu adam Frankofon. Bu dile böyle çok kolay geliyor ama adam aslında bizim Kastamonlu Hilmi abinin oğlu. Yani o nasıl, ne ara Frankofon oldu ki? İşte bu ara. Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği şey bu. Gittiği zaman orada bir takım etkileşimlere giriyor, bir takım ilişkilere giriyor, bir takım kapalı kapılar arkasında bir şeyler oluyor. Ve bir bakıyorsunuz abi içinden bambaşka bir adam çıkıyor yani. Bambaşka bir kültürü, bambaşka bir anlayış, bambaşka bir perspektif. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Adamlar, bu FETÖ'cüler biliyorsunuz Türkiye'den giderlerken, Türkiye bizim vatanımız değil, okulumuzun olduğu her ülke, 160 kadar ülke bizim zaten, bizim için vatan toprağıdır demişlerdi. Şimdi vatansız kaldılar işte. Şimdi vatansız kaldılar. Hiç öyle o kadar kolay olmuyormuş. Diyor ki, izin vermeyiz. Posta Gazetesi'nden okuyorum sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Trump dün New York Palace'ta 50 dakika görüştü. Erdoğan, Trump'a yanı başımızda Kürt devleti kurulmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bunu önlemek için askeri tedbirlerde dahil her türlü adım atacağız dedi. Şurada bir haber var. Yeni Diyanet İşleri Başkanı göreve başladı. Ve bununla birlikte çok radikal bir dönüşüm yaşanmaya başlandı. Kutlu doğum haftasının tarihi değişti. Hazreti Muhammed'in doğum günü nedeniyle her yıl 14-20 Nisan arasında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası artık Mevlid Kandili ile aynı dönemde yapılacak. Bu yıl kutlamalar 29 Kasım'da başlayacak. Hicri takvime bağlanan Kutlu Doğum Haftası diğer dini özel günler gibi her yıl 10 gün geriye gidecek. Kutlu Doğum Haftası'nın miladi takvime göre her yıl 14-20 Nisan'da düzenlenmesini FETÖ'cüler istemişti. FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen, Nisan doğumlu diye de not düşmüş Posta Gazetesi. Bu garabetten de kurtulmuş olduk. Yıllarca bütün herkes sessiz sessiz birbirine aynı soruyu soruyordu. Biz zaten Peygamber Efendimiz'in doğum gününü Mevlid Kandili vesilesiyle kutluyor idik. Ve bu her seferinde, işte az önce haberde de okuduğum gibi, her sene zaten hani hicri takvime göre 11 gün geriye doğru giderek zaten farklı günlere, tarihlere denk geliyordu. Niye 14 Nisan'da kutlu doğumun sabitlendiğini ve niye iki ayrı alternatif kutlama yapıldığını sorguluyordu insanlar kuşkusuz ki. Ve o zaman şu cevap veriliyordu. Benim de çok eleştirmediğim, çok fazla yadırgamadığım şu cevap veriliyordu. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i anmaktan daha güzel ne olabilir deniyordu. Öyle dediği anda şimdi kilitlenip kalıyorsun. Hani şunun gibi, Peygamber Efendimiz'i bir daha güzel şeylerle hatırlamamıza gerek yok diyormuşsunuz gibi. Hani suçlu hissediyordunuz kendinizi. Sizi suçlu çıkarıyorlardı bir de. Ama işte bak pekala da şu yapılabiliyormuş. Yani Mevlid Kandili'nin ne zamana denk geliyorsa o bir haftalık kutlama programı da, isterseniz bir aylık olsun, o takvime denk getirilebiliyormuş. Bu sayeden de yani bu konuda çok şey yazılıp çizildiği için tekrar geriye dönüp ısıp ısıpan şeyleri getirmek istemiyorum ama sayeden de Fethullah Gülen denilen soysuzun doğum tarihine bu takvim getirildiyse ve Peygamber Efendimiz'in doğum günü adı altında aslında o Fethullah Gülen denilen soysuzun doğum günü kutlanıyorduysa burada valla kaybedilmiş yıllarımıza ağlarım. Başka bir şey değil yani. Geride bıraktığımız kaybedilmiş yıllarımıza, bu herifi hoca zannettiğimiz yıllara ağlarım. Şöyle bir hadise yaşanmış. Odin isyanı diye bunu haber yapmış Takvim Gazetesi. Bu hadiseden bir minik söz etmek istiyorum. Bu hanımefendinin Golden cinsi köpeği. Köpeğiyle otobüse binmek zorunda kalıyor. Ve evvela diyorlar ki, yani hanımefendinin, Merve Işıktaş'ın anlattığına göre, önce diyorlar ki köpeğinizi işte veteriner kontrolünde iğneyle uyutup
bir box kutu içerisinde yanınızdaki koltukta seyahat etmesine izin verebiliriz diyorlar. Fakat otogara geldiğinde otogar görevlileri hayır bizim böyle bir uygulamamız yok. Elbette ki bunu bagaja vereceksiniz diyorlar. Neyse detaylara boğmayalım. Sonunda havasızlıktan ölmüş köpek. Nereden nereye gidiyor? Neyse şehirler arası yolda işte yani. Havasızlıktan ölmüş köpek. Bursa'dan Kayseri'ye pardon. Şimdi bu işlerin biz bir standardını oturtamadık galiba daha. Yani uçaklarda bu iş biraz daha görece daha iyi yapılıyor galiba ama otobüslerde anladığım kadarıyla olmadı. Bütün bu otobüs firmalarının yetkililerinden buna bir çare bulmalarını talep etmek hakkımız. Yani sonuçta bunlar da yaşıyorlar yani hani nefes alıyorlar. Seyahat etmeleri de gerekiyor. Ve özellikle hep şunu söylüyoruz yani bu mesela yazlıkçılar şimdi yazlıklar ya yaz tatili bittiği için çok fazla o garip manzarayı göreceğiz. Bu yazlık yerlerde, bahçelerde şurada burada falan eğleniriz, oynarız, coşarız falan diye köpek alıyorlar çocuklarına aileler. Küçük köpekler. Şimdi Mayıs'ta Haziran aylarında falan o köpeklerle oynamaya, eğlenmeye falan filan başlıyorlar. Sonra işte Ağustos, Eylül falan geldiği zaman onun stresi basıyor. Şimdi biz bu köpeği ne yapacağız diye. Yani halbuki hani biri onlara adam akıllı söyleseydi köpek bakmak, bebek bakmaktan zordur. Bebeğinizi bakıcıya bırakırsınız, köpeğinizi bırakamazsınız. Bebek bir süre sonra büyüdüğünde kendisi tuvalete gider. Köpek sonsuza kadar sizi tuvalete çıkartmazsanız hiçbir yere tuvaletini yapamaz falan. Hani anlatsalardı birisi bu ağır sorumluluğu. Belki onu sahiplenmek yerine dışarıdan sevmeyi tercih ederlerdi. Ne yapıyorlar tabii? Şimdi şu anda yazlık yerlerde bir sürü köpek terk edilmiş durumda. Kaderine terk edilmiş durumda. Komşuya emanet etmiş. Bizim köpeğe de arada mama su verirsin değil mi falan filan diye. Hikaye tabii o işler. O köpekler orada açlığa, susuzluğa, sefilliğe terk edilmiş durumda. Hadi onları al, memlekete geri getir dediğinde işte otobüslerde böyle rezaletler yaşanıyor. Nereden baksanız işte bir problem. Teşekkürler hocam. Sağ olasın, var olasın. Tolga'yı uğurluyoruz alkışlarınızla ve memleketin havasına bakıyoruz. Dün gece yazdı yattığımızda ve sıcak bir yaz akşamında yattık. Sabah bir kalktık, kış. Yani eğer aynı yerde uyandıysak dramatik bir şekilde mevsim değişmiş oldu. Peki bugün ne olacak? Gelin ona bakalım birlikte. İstanbul iki haftadır sıcak hava dalgasının etkisindeydi. Hatta çarşamba günü Eylül ayı sıcaklık rekoru bile kırıldı. Ama Temmuz görünümlü Eylül artık bitti. Yağış geldi. Yağış getiren bulutlar meteoroloji radarına böyle yansıdı. Öğle saatlerinde sağanak başladı. Akşam saatlerinde ise yağış etkisini arttırdı. Zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. Arda arda çakan şimşekler gecenin karanlığını gündüze çevirdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar durak ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken köprü ve viyadüklerde biriken sular araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı. Vatandaşlar ıslanmamak için zorlu mücadeleye girişti. İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkili olacak. Metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düşecek. Sıcaklık değerleri de hızla azalacak. Ne olacak peki memleketin havası? Elde bir anayana soralım. Günaydın. Günaydın Ersoy. Nasıl geçecek bugün? Şimdi bugün haritada da görüldüğü üzere Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de kalın bulut tabakalarını gayet kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz Ersoy. Fena yağmur var.
O bulutun olduğu yerlerde yağış var şu anda. Aşağıda her yerde var gibi görünüyor. Evet. Öyle değil mi? Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de şu anda o yeşil renkli yerler kalın bulut tabakaları yağışın olduğunu gösteriyor bize o bölgede. Zaten daha önce de konuşmuştuk biliyorsun dün Batı Karadeniz sahili için şiddetli sağanaklar olacak diye. Şimdi bugün de ya şimdi bunların hemen şunu söyleyelim kısa süreli sağanaklar hala Ersoy. Ama sert. Yani sert sağanaklar, yoğun sağanaklar kısa süre içerisinde şiddetli yağış bırakma ihtimali var. Yani anisel oluşma ihtimali var. Gök gürültülü sağanaklar olduğu için dolu ve yıldırım oluşturabilir. Hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir ama gün içerisinde aralıklarla görülecek. Akşam 18'e kadar İstanbul'da devam etmesini bekliyoruz biz. Ama aralıklarla devam edecek. Aralıksız bir yağış değil beklediğimiz. En fazla bir saat sürecek şekilde kısa süreli sağanak geçişleri bugün 18'e kadar devam edecek. Daha sonrasında doğuya doğru ilerleyecek ve yukarı yönlü yani Karadeniz'e ilerleyerek iyice etkisini yitirecek. Bugün Karadeniz bölgesinde zaten haritada da görüldüğü üzere ve Marmara'da yağış var. Kuzey Ege çevresinde bu Manisa çevrelerinde de kısa süreli sağanak geçişleri var. Rüzgar Güney Ege Denizi açıklarında kuvvetlenmeye başlıyor Ersoy. Karayel var. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla esecek Güney Ege Denizi açıklarından. Bu da tabii ki deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak lazım. Özellikle Güney Ege Denizi'nde ve açıklarından. Şimdi hava sıcaklığı azaldı biliyorsun. Az önce sen de söyledin. Bugün bayağı serin bir havayla karşı karşıya kaldık. Şu anda Eylül ayı ortalaması yaz aslında yaptık, bu rakamlar. Yaz yani. Aslında Eylül ayı ortalamaları Ersoy. Sadece bu değişiklik 10 derecelik fark sana kış gibi hissettiren şey. Aynen. Evet aslında Eylül ayı ortalamalarındayız. Zaten normalde biz Eylül'ü sweatshirtlerle falan dolaşırdık zaten. Tabii aynen öyle. Şimdi şöyle pazartesi günü termometreler tekrar 30 dereceyi gösterecek Ersoy. Tekrar bir 5 derecelik artış var. Ama biz daha haftanın ilerleyen günlerinde tekrar bu 25-26 derece bandına gerilemesini ve Eylül ayının ortalamalarda tamamlanmasını bekliyoruz. Bu 25-26 derecelerde tamamlanmasını bekliyoruz. Fakat pazartesi günü tekrar bir yükseliş olacak. Onu hemen eklemiş olalım. Daha sonrasında tekrar salı, çarşamba ve perşembe günleri yurdun kuzeyinde sağanak geçişleri gözüküyor. Onu da ekleyelim şimdiden. Bu arada pazartesi günü fırtına da var. Şimdi hemen pazartesiye geçmeden hafta sonundan da bahsedelim çok fazla karıştırmadan. Şimdi bugün görünüm bu. Akşam 18'e kadar da aynı şekilde devam edecek. 18'de yağış etkisini yitirecek. Sadece Doğu Karadeniz yağışlı olacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yine Doğu Karadeniz'de sağanak geçişleri aralıklarla devam edecek. Diğer bölgelerde hava güneşli olacak, açık olacak. Hava sıcaklığı aynen böyle kalıyor, değişmiyor. Pazar günü 1-2 derece ufak artışlar başlıyor. Pazartesi günü yine termometreler İstanbul'da 30 dereceyi gösterecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yepyeni bir sistemle yine Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanaklar var. Haftanın geri kalan görünümü böyle ama özellikle pazartesi günü Ersoy hem sıcaklık yükselmiş oluyor hem de fırtına var İstanbul'da. Bunu da yine bu da önemli. Haftanın ilk iş günü olacak. Deniz ulaşımını ve hava ulaşımını kullanmak riskli ve tehlikeli olabilir. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar da doğabilir. Bu bağlamda oldukça önemli kuvvetli rüzgarın etkisi. Sağanak geçişleriyle ilgili de yine şundan bahsedelim. Az önce söyledik ya kısa süreli sağanaklar ani sel ve su baskını oluşturma ihtimali var. Riskli olan iller özellikle bugün sabah saatlerinde haritada da aslında açıkça görüldüğü üzere İstanbul'un Anadolu yakası Ersoy. Çünkü Avrupa'da biraz yoğunluğunu artık tamamlamış gibi gözüküyor. İstanbul'un Anadolu yakası ilerleyen saatler içerisinde riskli. Kocaeli çevresi, Zonguldak, Bartın. Buralar önemli. Ve akşam saatlerinde de Giresun, Trabzon, Rize çevrelerinde sel, taşkın, dolu, yıldırım riski var. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bu hani kısa süreli ve sert sağanaklar tarım arazilerine bir faydası yok değil mi bu yağmurların? Yani zararı var. Zararı var hatta. Tam tersi. Yani çok güzel bastıran, yağmur yağdı. Bereket öyle değil galiba. Öyle değil. Düzenli yağışın olması onların daha fazla işine gelen bir şey. Düzenli ani bastıran yumuşak. Ani bastıran şiddetli sağanaklar onların da tarım arazilerinin su altında kalmasına, ürünlerinin zarar ve ziyan görmesine sebep oluyor. Biliyorsun bunlar gök gürültülü sağanaklar olduğu için dolu da tarım alanlarına ciddi zarar veren bir şey. O da o anlamda olumsuz etkisi olan bir durum. Zaten bu tip ekstrem hava olaylarının artmasından en çok etkilenen yer çiftçiler, tarım çiftçiler arazileri. Ersoy. Bugünü de böylelikle teşekkür ederiz Elle Beranayan. Sağ olasın, var olasın verdiği bilgiler için. Elle Beranayan bize anlattı, aktardı havanın durumunu. Şimdi size bir geyik
katarakt ameliyatı anlatacağız. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Veteriner Fakültesi Hastanesi'nde bir geyiğin bir gözüne katarakt ameliyatı yapıldı. İzlenecek, takip edilecek. Aşağı yukarı bir ay kadar sonra geyiğin diğer gözüne de katarakt ameliyatı yapılarak iki gözünün de sapasağlam görmesi sağlanacak. Koyun sürüsünün peşine takıldı, çoban sahip çıktı. 2 aylık yavru geyiğin katarakt olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ilk kez bir geyiğe katarakt ameliyatı yapıldı. Milli Parklar Müdürlüğü'nün koruması altında olan o kızıl geyik Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat masasına yatırıldı. Doçent doktor Kamuran Pamuk öncülüğündeki ekibin Umay adı verilen geyiğe yaptığı ameliyat başarıyla tamamlandı. Başarı oranı beşeri kemikleri bile %70-80'ken veteriner camiada %70'e yaklaşmasak da %50-60'a bile başarı şansımız vardır. İyi bir ameliyat olduğunu düşünüyorum ve bundan sonra da göreceğini tahmin ediyorum. Umay'ın kataraklı diğer gözü de yaklaşık bir ay sonra operasyonla açılacak. Denizlerde av sezonu başladı. Havalar sıcak gidince İstanbul'da tezgahlara o balığın bolluğu bereketi çok yansımış değil. Ama Çanakkale'de tablo başka. Çanakkale'de palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor. Av sezonu başladı, havalar sıcak gidince İstanbul'da tezgahlara yeterince balık gelmedi. Ancak Çanakkale'de durum tam tersi. Palamut bu sene mevsim normallerinde olacak. Şu anda zaten mevsim itibariyle başladı. Çanakkale'de ağlara bol bol palamut ve hamsi takıldı. Tezgaha da ucuzluğu yansıdı. Gözler lüfere çevrildi. Biz lüferin çok bol olacağını düşünüyoruz açıkçası. Ki genelde zaten lüfer balığı kışların çok sert geçtiği dönemlerde olur. Bu sene de önümüzdeki aylarda kışın sert olacağını düşünüyoruz. Her balığı uygun fiyata bulmak mümkün. Çinikop da yavaştan başladı. Sarı kanat çinikoplar. Hamsi fiyatlar düştü 7 liraya 10 liraya kadar. Sardalya 5 lira 7 liraya kadar düştü. İstavrit balığı başladı 10 liraya kadar düştü. 20-25 lira satılmış istavrit 10 liraya düştü. Alzheimer konusunda ne kadar bilgili, bilinçlisiniz? Bence herhal ve şartta bu dosyaları izleyin, bulduğunuz kaynakları da okuyun. Başınıza ne geleceği, yakınlarınızın başına ne geleceği konusunda hiçbirimizin senedi kontratı yok. Yani küçükken sudoku çözerdim. Babam biraz ödev falan verirdi de. Bulmaca çözerim ya gene duruma göre. Daha çok ne çözüyorsunuz? Daha çok yani çengel. Genellikle 65 yaş sonrasında görülüyor. En önemli belirtisi ise unutkanlık. Hepimiz zaman zaman bir şeyleri unutabiliyoruz ancak yaş ilerledikçe durum ciddileşiyor ve Alzheimer hastalığıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte bu yüzden uzmanlar uyarıyor. Bol beyin jimnastiği yapmalısınız. Unutkanlığa karşı ne yapıyorsunuz? Unutkanlığa karşı bilmiyorum, şu an unutkanlığımız daha başlamadı. Daha genciz herhalde, bilmiyorum ki. Ya kitap okurum. Onun dışında öyle ekstra bir şey yapmıyorum. Her türlü unutkanlıkla mücadele ederken bu tür zihinsel aktiviteleri öneriyoruz. Alzheimer'dan korunmanın en iyi yollarından biri sosyal çevre. Hem yaşlılarımızla, hem çocuklarımızla, hem gençlerimizle sosyal hayatın içinde aktif olarak bulunmak. Bu son derece önemli. Diğer bir çözüm yolu beyin jimnastiği. Bulmacanın Alzheimer'dan koruduğu biliniyor. Uzmanlar sudokunun bulmacadan daha faydalı olduğunu söylüyor. Bulmaca çözer misiniz? Çok. En çok hangisini seviyorsunuz? Valla ne diyor, çapraz mı oluyor böyle? Her çeşit çözüyor. Sudoku? Sudoku da çözüyorum. Benim dedem sürekli çözüyor bilmece ve hiçbir şey unutmuyor. Sudoku çözer misiniz? Onu kızım çok iyi biliyor. Matematikçiler olduğu için tabii. Faydası vardır. Evet. Sudoku da aktif olarak zihinsel bir performans sergiliyorsunuz, işlem yapıyorsunuz. Çok daha fazla zihinsel bir zorlama var. Ailenizde Alzheimer hastası varsa risk altındasınız.
Ayrıca Alzheimer bazen genç hastalarda da görülebiliyor. Uzmanlara göre bu sebeple yılda bir kez beyin check-up'ı yaptırmakta fayda var. Beyin jimnastiği ikinci planda. En güzeli doğru beslenme, vitaminlerin alınması.